Ses merkezindeki arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar, eğitmen arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, hoş geldiniz eğitim seminerimize. Tabii çok yoğun bir gündeminiz var, günlerimiz var, farkındayız. Ama bir taraftan da bu eğitime özellikle talep çok yoğundu. Biliyorsunuz bugün elektronik fatura ve e-defter seminerinin ikincisini düzenliyoruz. 9 Ekim'de ilk semineri yapmıştık. Burada yer yoktu. Ayaktaydı pek çok arkadaşımız. Çok üzüldük. Rezervasyon yaptırıp gelmeyenler, rezervasyon yaptırmadan gelenler. Ama buraya gelen herkesi de tabii katmak istiyoruz geldiği için seminere. Fakat rezervasyon yaptırıp da gelmemek bazen de böyle sonuçlar yaratıyor. Çünkü rezervasyonlar sebebiyle zaten kontenjan tamamen doluydu. Fakat tabii bir taraftan da sürecimiz çok yoğun, farkındayız. İşte beyannamelerin son günleri, süre uzatımı biraz kısıtlı çıktı. Bizim talebimiz daha geniş olmasına rağmen. Ama yine de buradasınız. Katılımınız için, seminerlere duyduğunuz ilgi için ve talepleriniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. E-fatura, e-defter uygulaması artık uygulama tartışılmıyor. Süreç başladı biliyorsunuz. Başvuru süreci tamamlandı. 2013 senesinde, 2014 başından itibaren de elektronik fatura düzenleme uygulamasına geçilecek özel bir durum söz konusu olmazsa. Web sayfasında Maliye Bakanlığı daha önce girmiş olduğu kılavuzlarda sürekli değişiklikler yapıyor ufak tefek. İşte kullanıcı adının aktivasyonundan sonra başlayacak. Şu anda da hiç kimseyi gördüğümüz kadarıyla, yani yeni sürece katılanları henüz aktive etmediler. Herhalde 2014'ün başından itibaren bu süreç başlayacak. E-defterde daha sonra bugün çok ayrıntılı bir şekilde eğitmen arkadaşlarımız sizlere konuyu ayrıntılı bir şekilde aktaracaklar. Genel olarak eğitimlerimize başlıyoruz. Aralık ayından itibaren her yıl biliyorsunuz her ay bir eğitim düzenliyoruz. İstanbul Odası olarak genel anlamda büyük seminerler bunlar. Bu seminerleri bu dönem iki yakada, yani Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında olmak üzere iki noktada planlıyoruz. Öteden beri böyle bir talep vardı. Anadolu yakasında oturan arkadaşlarımız veya çalışan arkadaşlarımız bizim bu seminerlere katılımında sorunlar oluyordu. Birer gün aralıklarla aynı konuyu hem bu yakada hem Anadolu yakasında işleyeceğiz. Umarım bu size büyük bir kolaylık da sağlayacaktır. Yine öteden beri TESMER sektörel eğitimlerine veya gündemdeki özel konuların eğitimlerine bölgelere yayılmış olarak tabii konularına devam edecek. Ona büyük ölçüde hazırlıklarını tamamladılar, tamamlamak üzereler. Ticaret kanunu ve özellikle vergi su kanunu biliyorsun konuya ilişkin, yani e-fatura ve e-deftere ilişkin düzenlemeler yapıldı. Yasal dayanak oluştu artık. Biz sorun çözmekle ya da işte meselelerin ayrıntılarına girmekle meşgul olacağız. Buna özellikle sizlerle arkadaşlarımız ayrıntılı bir şekilde anlatacaklar. Şimdi ben bir iki noktayı tamamladıktan sonra Sayın Başkanımıza açılış konuşması için kürsüye davet edeceğim. Arkadaşlar biz süreci, yani özellikle mesleğimizle, ülkemizde olduğu gibi mesleğimizde büyük bir değişim mesleki anlamda ve gelişim süreci içerisinde biliyorsunuz. Bu süreci ancak güçlerimizi birleştirerek, kurumsallaşmaya önem vererek altından kalkabileceğimize ve sürdürülebilir bir mesleki hizmetlerimizi gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Bu anlamda odada biliyorsunuz bir kurumsallaşma birimi oluşturuldu. Bu kurumsallaşmaya ilişkin aşağı yukarı 2 yıldır yaptığımız çok önemli çalışmalar var. Bunlar tamamlandı büyük ölçüde. Muhtemelen Aralık ayından itibaren bunların geniş katılımlı toplantılarda tanıtımını yapacağız. Kurumsallaşmadan ve güçleri birleştirmeden ne kastediyoruz, nedir, bunun nasıl bir altyapısı vardır, neleri hazırladık sizler için, bunları sizlere tanıtımını yapacağız. Ve yine sizlerden gelecek talepler doğrultusunda da kurumsallaşmak isteyenler, güçlerini birleştirmek isteyenlerle ilgili projelerimiz konusunda ayrıntılı eğitim çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bunu özellikle sizlere
hatırlatmak istiyorum. Sürece özellikle bu yönde hazırlanmanız hepimiz için, yani mesleğimiz ve sizlerin geleceği için, mesleki geleceğinizin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine biliyorsunuz bu dönem önemli bir mesleki karar, yani 2015'ten, 30 2015'ten itibaren kesin olarak yürürlüğe girecek olmakla birlikte çok önemli kılavuz daha hazırladık sizlerle ilgili. Özellikle bürolarda veya mesleki şirketlerde iş süreçlerinin nasıl olacağı, iş hizmet kalitesinin nasıl olacağı, nasıl olması gerektiğine yönelik zaten bir meslek kararı çıkacak, ortaya çıktı, genel kuruldan geçti. Ama aynı zamanda bunu nasıl uygulayacağımıza ilişkinde biz de gerekli altyapımızı hazırladık. Bunları önümüzdeki günlerde sizinle dediğim gibi eğitim çalışmalarında paylaşacağız. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Açış konuşmasını yapmadığı Sayın Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Çok değerli arkadaşlarım, kurul üyesi arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Tabii katılım konusuna hiçbir zaman takılmıyoruz artık. Ciddi bir mesleki yoğunluk yaşıyoruz. Sayın Sekreterim ifade ettiği gibi KDV'nin de son güne denk gelince maalesef katılımlar düşük olabiliyor. Tabii bir yandan teknolojik olanaklar da bu işi azaltabiliyor. Örneğin geçen eğitimde Robin ifade ettiği gibi ayakta insanlar izledi. Bunun videosunu web sayfamıza koyduk. Ciddi bir izleyen sayı var. Bu da azaltabilir ama önemli değil bunlar. Ama burada önemli olan şu sevgili arkadaşlar, şu beyan sürelerinden dolayı Maliye Bakanlığı kapısını çalmaktan artık zul diyoruz. Arkadaşlar o kadar incitici bir konu ki her defasında üye haklı olaraktan arıyor, gidiyorsunuz, talepte bulunuyorsunuz. Sonuçta neymiş efendim, ödemeler pazartesiye kalırsa tıkanırmışız, bir günlük sadaka verir gibi beyanname süresi uzatılıyor. Bunun çözüme zamanı geldi arkadaşlar, bu ne olursa olsun. Önümüzde bir fırsat var. Açıkça buradan belirtiyorum. Gelir vergisi yasa tasarısı parlamentoda görüşülürken bu konu artık net olarak düzelmesi gerekiyor. Gerçek olan şu, bu beyan tarihleri, süreleri bize yetmiyor. Daha makul bir şekilde uzatılması yapılaraktan ikide bir de uzattır, ettir boyutu ortadan kalkması gerekiyor. Bir ilave olaraktan da bu tip bayramlara denk geldiği zaman da bunu da otomatikman yasada bir tarif yapılarak otomatikman süre uzatımı yaparak bu sonu ortadan kalkması gerekiyor. Başka konularla ilgili bakanlıkta ilişkilerin sürülmesi gerekmekte. Bu sıkıntıyı paylaşmak istedim. Şimdi biraz sonra değerli arkadaşlarım e-fatura, e-defter konusu anlatacaklar. Ben geçen semineri sonuna kadar izledim. Açıkçası kafam karıştı. Yani zaten başından beri çelişkili olan bir konuydu. Bu nasıl uygulanacak, nasıl edilecek, yasa nasıl oturabilecek detayını biraz sonra göreceksiniz. Ama düşünün, bunun çilesini yine bizler çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? İşte 10 milyondan dolayı 30 bin civarında firma sisteme dahil oluyor. 2-3 tane veya 5 tane fatura kesecek bu limitten dolayı. Büyük bir bölümü kağıt ortamında fatura kesmeye devam edecek. Bunu kim takip edecek? Yine bizler takip edeceğiz. Böyle karmaşa içerisinde bir geçiş süreci oluşmadan bir süreç başlıyor. Bu konudaki eleştirimizi yaptık. Önerilerimizi de sunduk. Göreceksiniz piyasada ciddi tıkanmalar da meydana gelecektir. Bunun makul bir şekilde uzatılmasında, makul bir şekilde altyapının oluşmasında büyük bir yarar olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. Bir diğer konu sevgili arkadaşlar, hep tartışıyoruz. Tabii bunu ilk defa burada da konuşmuyoruz. Yıllardır konuştuk. Bir kere bizim camiamız kadar yeni açık olan bir camia yok. Hep anlattık, bir kez de anlatmak istiyorum. Bu camianın iki grup var, iki jenerasyon var aramızda. Bir defteri ne olduğunu bilmeyen bir kesim var, genç arkadaşlarım. Bilgisayarla tanışmışlar, her şey bilgisayar üzerinde yazan arkadaşlarım var. Bir de eski duayen arkadaşlarımız
elle defter tutup fasitte muhasip yapan bir kesim var. Şimdi o yıllardan bugüne baktığımız zaman meslek büyük bir değişim yaşamış. Kağıtların kalkacağını söylediğimizde kimse inanmamıştı. Bugün her şey elektrik ortamda gönderiliyor. Haklı olarak da şu soru sorulmaya başlandı. Evet, bir gün gelecek, her şey elektrik ortamda olacak sevgili arkadaşlar. Bunun önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Peki defter işi ne olacak? Yani bizim muhasebecilik ne olacak? Buna döneceğim ama hemen paranın içerisinde yine bir sıkıntı var İstanbul'da. Biliyorsunuz geçen dönem açtık bunu. Yıl sonu geldi. Defter tasdikleri var biliyorsunuz. Geçen dönemki süreçte sicil tasdiklenmesi olmadan noter tasdikleri biliyorsunuz yapılmıyordu. Ticaret odasının altyapısı olmamasından da eski başkanlık konuştuk, gittik. Sağ olsun noter oda başkanı da destek verdiler. Çünkü çileye de çıkacak olan onlar. Ve makul bir şekilde yasaya aykırı bir tebliğ çıkartaraktan geçen yıl bu sorunu çözdüler. Aradan bir yıl geçti sevgili arkadaşlar. Hala ticaret odasındaki sistem düzelmedi. Aralık ayında göreceksiniz. Şimdi noterler haklı olaraktan sizi tasdiknamesi olmadan defter tasdikli yapması söz konusu değil. Peki nasıl olacak? Aslında olması gereken şey elektronik ortamda oturduğunuz yerden onun sicil bilgilerini alaraktan tasdik yapılması gerekiyor. Bununla ilgili ticaret odası altyapısı olmasına rağmen bir yıldır ortada bir çalışma yok. Aralık ayında bizim yine bir sıkıntı vardır. Kapanış tasdikini çözmüştük biliyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Umut ederim bu anlamda en azından bunun mağduriyetini yine bizler çekeceğiz. Bizim girişimlerin sonucunda bu sıkıntıyı birlikte aşarız diye düşünüyoruz. Şimdi diğer konuya tekrar döndüğüm zaman sevgili arkadaşlar, gelecek elektronik bir ortam. Belki bizim kuşak bunu tam olarak görmeyebilir ama genç kuşağın bir gün her şey elektronik ortamda bu iş olacağını görmeleri gerekiyor ve görecekler dedi. Peki şu soru akla geliyor. Her şey elektronik ortamda olduğu zaman muhasebe mesleği ortadan kalkacak mı? Asla kalkmayacak sevgili arkadaşlar. Ekonomi var olduğu sürece, toplumlar var olduğu sürece muhasebe mesleği yoluna devam edecektir. Biraz önce bir arkadaşım sordu. Bu konuda da biraz gelişmeler hakkında bilgi vereceğim. Bağımsız denetimle ilgili İki ana gövdede şekilleneceğini anlattı. Bir yandan finansal tablonun düzenlenmesi, bir yandan da finansal tablonun denetlenmesidir. Bakın şunu unutmayın, finansal tablonun düzenlenmesi en az denetlene kadar önemli sevgili arkadaşlar. Eğitimi izlediğiniz zaman göreceksiniz, elektronik fatura, elektronik defter konusu aslında daha çok birikim gerektiren bir konu biliyor musunuz? Eğer kendinizi yenilemezseniz bu sürece, müşterinize doğru bilgi vermezseniz piyasa sizde sıkıntı yaratacak. Bu boyutta diyoruz ki gelecekte bir yandan finansal fatura düzenlenme meslek yoluna devam edecektir. Bir yandan da denetim süreci devam edecektir. Şimdi denetime döndüğümüz zaman biz 3-4 tane makale yazdık. 3-4 defa yazı gönderdik. Ama maalesef bir grup arkadaşlarımız aman birine var girin, girmezsin işler zorlaşacak diyerekten insanları bu eğitime yönelik. Belki aramızda burada katın arkadaşlarımız vardır. Peki arkadaşlar soruyorum. Bugüne kadar bu eğitimlere katılanlardaki başarı oranı hiç merak ettiniz mi? Bugüne kadar bağımsız denetim sürecinde eğitime katılanlarda başarmayan tek bir şey yok arkadaşlar biliyor musunuz? Tek bir hedef var burada. Üniversiteler aracıyla para kazanmak. Başka hiçbir boyutu yok. O yüzden yine çağrımışıdır. Bu konu yargıdadır. Acele etmeyiniz. Yarın sabah denetim boyutu yoktur. Beklemekte büyük bir yarar var. Kaldı ki en son aldığım bilgi şu. Bu 2000 civarındaki firmanın bağımsız denetim dışında kalan tüm ana şirketlerin biliyorsunuz denetlenmesi zorunlu hale getiriliyor. Bununla ilgili bir yönetmelik şu anda Başbakanlığa sunmuş vaziyette. Bu yönetmelik yayınlandığı zaman sevgili arkadaşlar bizim gibi kurumsallaşmamış olan arkadaşlarımızın yani müşterilerimiz boyutuna baktığımızda ihtiyaca cevap verecek bir yetki geliyor sevgili arkadaşlar. Tıpkı yıllardır savunduğumuz gibi bağımsızlığın sürecinde neyi söyledik? Şunu söyledik.
bağımsız denetim herkesin hakkı olduğunu, ünvanlar arasında ayrım yapılmaması gerektiği olduğunu, işte 15'ini dolduran ve doldurmayan olarak ayrım yapılmaması gerektiğini ifade ettik. Ve yayınlanacak olan bağımsız yönetim sevgili arkadaşlar bu şekilde yayınlanacak. Yani mali işler olan herkes anonim şirketlerin denetimini yapabilecektir. Burada tek bir kural vardır. Defterini tuttuğunuz firmanın denetimini yapamayacaksınız. Yani defteri tutan, finansal tabloyu düzenleyen bir başka meslektaş olacaktır. Onun denetlemesini ise bir başka meslek mensubu yapacaktır. O yüzden beklemekte büyük bir yarar var. Zaten olay bir kaosu dönmüş vaziyette. Kamu gözetim kurumunun oluşum nedeni biliyorsunuz. Denetimde çok başlı ortadan kalkmasına yönelik de. Şimdi bakın SPK yetkilerini geri aldı. BDDK yetkilerini geri aldı. Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı yetkilerini geri aldı. Bu kurum sadece ve sadece 1500-2000 tane firmanın denetimi yapmaktan başka da bir işi yoktur. Sonuç itibariyle beklemenizde büyük bir yarar var. Değerli arkadaşlarım, Sayın Oda Sekreterimiz Oda olarak eğitimler ilgili genel bilgi verdi. Tesmin olarak çok kısa bir bilgi vereyim. Tabii biz biliyorsunuz hiçbir meslek odası olmayan bir model eğitmenlerle eğitim modeliyle yıllardır bu eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Burada da eğitmen arkadaşlarımız var. Gerek yeni eğitim sürecinde görev olacak olan arkadaşlara, gerekse bugüne kadar katkısına tüm arkadaşlara sizler adına teşekkür ediyorum. Bu dönem daha somut konularla önünüze gelmeyi hedefliyoruz. 15 civarındaki konu başlığı belirlendi. İşte genel boyutta dış ticaret, dönem sonu, iş sağlığı, bugün olduğu gibi e-fatura, serbest bölge, TTK, vergi tevkili konularda çalışmalar planlandı. Sektörel bazda da eğitim, inşaat, kurumculuk, sağlık ve turizm konularında da eğitimler planlandı. Muhtemelen Aralık ayından itibaren tüm İstanbul'da eğitim birimlerimizde eğitmen arkadaşlarımızla bu eğitim çalışmamıza başlayacağız. Bir müjdesini daha vereyim. Sadece bu eğitimlere bizzat katılmanın yanı sıra her bir eğitim konunun elektronik kitapçı olacak sevgili arkadaşlar. Bunlar da sizin çalışmanızda bir rehber olacaktır. Uygulama kitapları hazırlanmakta. Bu da umut ederim meslek yaşantınıza, iş yaşamınıza katkı sunacaktır. Ben bugünkü seminerimize katkı sunacak değerli dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü bu kadar mesleki yoğunluğa rağmen buraya gelmenizden dolayı sizlere tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Seminerimize geçiyoruz. Ben seminerimizi yönetmek üzere Tesmer Başkan Yardımcımız Nevzat Pamukçu'yu, aynı zamanda kendisi eğitmenimizdir odamızı, davet ediyorum, buyurun. Yine konuşmacılarımız e-defter ve e-fatura ile ilgili olarak sunum yapacak Doktor Murat Ceyhan, Tesmer Sekreteri de kendisi aynı zamanda odamız eğitmeni, davet ediyorum. Yine Luka bu süreçte e-fatura ve e-defter sürecine nasıl hazırlandı, neler yaptı, onları sizinle paylaşacak. Luka ve LukaNet ürün yöneticisi Cenk İçeri davet ediyorum. Evet arkadaşlar, süreç gerçekten yoğun ve önemli ama çalışarak, ama bu eğitimlerde bunun üstesinden hep beraber geleceğiz. Bir takım tedbirler, taslaklar hala bekliyor. Mali idare kendisini artık elektronik ortamda denetime de hazırlıyor. Biliyorsunuz bir de şu anda bir tebliğ taslağı da var web sayfasında. Öncelikle bu sistemin denetimini yapmak istiyorlar ama ardından da adım adım diğer işlemlerin de denetimine girecekler. Ben geçen seminerin başında da sormuştum. Aslında yanıtını aldık ama burada da bir kez daha soruyorum. Ben de bir mali müşaviriyim. Müşterim var. 10 milyon ya da 25 milyon sınırının üstünde. Orada çalışan bir elemanı Migros'a gönderdik. 300 liralık temizlik malzemesi almaya gitti. Aldı malzemeyi de, çıktı oradan, elinde hiçbir belge yok. Değil mi? Uygulama şu anda onu söylüyor. Bunun sonuçları ne olabilir? Sıkıntıları ne olabilir? Başka konularla hep beraber bunun yanıtlarını
alacağız. Ben seminerin başarılı geçmesini diliyorum. Katılımcılara, konuşmacılara da çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, sevgili kuvvetli arkadaşlarım, değerli meslektaşlar, Maliye Bakanlığı, Vergisi Bakanlığı'na almış olduğu yetkiyi sunarken, bazı mükellef gruplarına faturalarını elektronik vergi olaraktan düzenlenmesini, elektronik vergi olaraktan karşı tarafa gönderilmesini ve elektronik olaraktan arşivlenmesi ilgili yetki almıştır. Bununla ilgili olarak da Vergisi Bakanlığı 397, 416, 421, 424 seri nolu genel tebliğiyle 58 seri nolu sürpriler raporu yayınlanmıştır. Elektronik faturanın elektronik defterle ilgili Maliye Bakanlığı yapmış olduğu düzenlemeleri TESMER İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Sayın Doktor Murat Ceyhan. Elektronik faturanın düzenlenmesiyle karşı tarafa iletilmesi, arşivlenmesi ve elektronik defterin oluşturulması ile ilgili LUKA ürün programı ile ilgili olarak da LUKA ürün müdürü Sayın Cenk İşler bizlere anlatacaklardır. Seminerimiz iki bölümde oluşmaktadır. Birinci bölümde sayın konuşmacılar sunumları yaptıktan sonrasında 15 dakikalık arasında yazılı olarak sorularınızı talep edeceğiz. Ondan sonrasında da sayın konuşmacılar sorularını cevaplandıracaklardır. Seminerin ilk konuşmasını ilk sözü Sayın Murat Ceyhan'a veriyorum. Evet, Sayın Başkanım, Sayın Kurul Üyeleri, Sayın Meslektaşlar, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasında ben bugün sizlerle işin daha ziyade mevzuat tarafını paylaşmaya çalışacağım. Bu seminerde şöyle bir yol haritası düşündüm. Öncelikle Türkiye'nin bir genel e-faturaya girerken bir genel resmini çekeceğiz. Ondan sonra bizim için ben önemli olduğunu düşündüğüm dünya uygulamaları. Çünkü Türkiye dünya uygulamalarına paralel şu anda hareket ediyor. Fakat dünyada elektronik fatura uygulamasında çeşitli yaklaşımlar var. Türkiye bu yaklaşımlardan hangisine daha yakın? Onları anlatmaya çalışacağım. Bu 5-10 dakikalık girişten sonra da elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasının direkt mevzuat tarafındaki uygulamalarından bahsedeceğim. Güncel olarak istatistiklere baktığımızda şu anda Türkiye'de yaklaşık 664 bin kurumlar vergisi mükellefi var. Bunların %37'si İstanbul'da, %11'i Ankara'da, %7'si İzmir'de faaliyet gösteriyor. KDV mükellefi sayısı yaklaşık 2 milyon 400 bin. Gelir vergisi mükellefi sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bin. 2012 yılında Türkiye'de ödenen kurumlar vergisi tutarı ise yaklaşık 31 milyar TL. Bunun da %55'i İstanbul'da, istatistikler oldukça yüksek İstanbul'a gelince. %22'si Ankara'dan, %4'ü İzmir'de. 2012 yılında sadece İstanbul'daki büyük mükellefler vergi dairesinde faaliyet gösteren 842 tane mükellefin ödediği kurumlar vergisi ise 10 milyar 500 milyon TL'nin biraz üzerinde. Yani Türkiye'deki kurumlar vergisinin %33'ü sadece 842 firmadan geliyor. Toplam mükellef sayısı 664 bin olmasına rağmen. Bunun yaklaşık 7 bin tanesi kurumlar vergisi mükellefi olan kamu kurum ve kuruluşları. Bunları ihmal edersek, yani anonim şirket ve limited şirket olarak ağırlıklı bakarsak yine de oldukça yüksek bir oran. E-fatura açısından baktığımızda, dünkü verilerle tabii en güncel sizle paylaşabiliyorum. Şu anda e-fatura.gov.tr adresinde kayıtlı kullanıcı sayısı 604. Geçen hafta 605'ti, bir kişi bir firma iptal edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının e-faturaya kayıtlı olan kamu kurum ve kuruluşu sayısı 2717 ki az sonra geleceğiz ilgili tebliğlerde kamu kurum ve kuruluşları için bu konuda bir zorunluluk olmamasına rağmen. 17 tane özel entegratör firma faaliyet gösteriyor, izin aldı. 7 tane şirket de e-fatura saklama hizmeti veriyor. Bu da geçen hafta 5'ti. Bunları şu açıdan söylüyorum. Buradaki istatistikler
sürekli olarak değişiyor. Çünkü şu anda yaklaşık 22 bin tane firma kamu sertifikasyon merkezinden mali mühür için sırada bekliyor. Devam edecek olursak e-faturaya nasıl geldik? Şu anda dünyada elektronik ticaretin hacmi en güncel verilerle 1 trilyon dolar. 2013 sonunda bunun 1 trilyon 298 milyar dolar olması bekleniyor. İlk olarak şunu söyleyeyim, bu 397 numaralı tebliğde de olan bir tanım güncelinde. E-fatura yeni bir belge türü değil. Her zaman olduğu gibi ticaretin ihtiyaçlarına göre ticaretin içerisinde belgeler şekilleniyor. Örneğin baktığınızda çok işi uzatmadan bir dakikada şunu özetlemek gerekirse, orta çağda değişim aracı olarak altın ve gümüş kullanılıyor Avrupa'da. Fakat tabii ki altın ve gümüş sahibi olan zengin kişiler, her zenginde bunu saklayacak bir şato, güvenlik elemanı vesaire olmadığı için bu imkanlara sahip kişilere bu varlıklarını veriyorlar. Bu varlıklarını verdiklerinde de bunlara ilave, ekleme, çıkartma yaptıkları zaman mecburen makbuz kavramı doğuyor. Daha sonradan oradaki varlıklarıyla başkalarına olan borçlarını ödemeye başlıyorlar. Fakat üzerlerinde isim yazmasın, iş daha pratik yürüsün diye bugünkü paranın kökenli olan banknotlar doğuyor. İşi uzatmayacağım, işte korsan tehlikesine karşı sigorta doğuyor vesaire. Ve günümüze geldiğimizde artık günümüz ticaretinde elektronik faturaya geçmek, zaten az sonra dediğim gibi dünya örneklerini vereceğim, bir açıdan da zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin bu 1894 yılından bir fatura. Baktığınızda bunu niye özellikle koydum? Amerika'da belki mükellefi olanlar bilir. Orada bile mesela vade 10 gün, vade öncesi ödenirse %6 indirim yapılacağı. Yani o coğrafyaya ait çeşitli indirimler hala bugün kullanılan faturalarda var. Yani faturanın içeriği hiçbir zaman çok uzun süre geçmesine rağmen değişmemiş. Günümüze geldiğimizde e-fatura bu girişten sonra bir zorunluluk dedik. Bu neden bir zorunluluk? Çünkü muhasebede faydaları diyecek olursak, muhasebe ve finansta süreçlerin artması. Çünkü iş süreçleri şu anda günümüzde yeterince karmaşık hale geldi. Zaten denetimin de pek çok ülkede bir zorunluluk olarak ortaya çıkmasının temel sebebi bu. Faturanın kesilmesi, kayıt altına alınması, mutabakatların yapılması, ödemenin çıkartılması şu anda oldukça süre olarak uzun bir süre alıyor. İkincisi, kağıt, kartuş, ilgili iş gücü, posta ve benzeri maliyetlerin azaltılması öngörülüyor. Arşivlemede gerek A4 olarak çıktıların alınması, gerek depo maliyetleri bir tasarruf öngörülüyor. Alıcı ile satıcı arasında olan fatura ulaştı, ulaşmadı, yırtık vesaire gibi, kayboldu gibi çeşitli ihtilafların azaltılması hedefleniyor. İstenen bilgi ve belgelere hızlı erişim imkanı sağlanmak isteniyor. Tabii ki çevresel duyarlılık var. Bununla ilgili bir tane ulaştığım yerlerdeki slide buna ayırdı. Bir de tabii ki etkin ve kolay denetim. Bu da özellikle Türkiye'nin gelişme sebeplerinden bir tanesi. Bu konuda şu anda dünyadaki en çok herhalde kullanılan pek çok seminerdeki Bruno Koch'un Bilentis raporu var. Baktığınızda dünyada gerek tüketicilere, yani devletten ve şirketlerden tüketicilere, gerekse de şirketler arası ve devletle şirketler arası faturaların kullanımına baktığınızda 383 milyar adet fatura kullanılıyor bir yılda. 350 milyar fatura kullanılıyor. Bunun 33 milyar adedi Avrupa'da kullanılıyor. Şöyle söyleyeyim, sadece İtalya'da Nisan 2013'te devlet bir kanun çıkarttı ve kamu kurumları sadece elektronik fatura kabul edilecek dedi bu sene. 11 bin tane kamu kurumu var ve yaklaşık bir yılda 67 milyon adet fatura kabul ediyorlar sadece İtalya'daki kamu kurumları. Evet, baktığınızda burada yüzdesel olarak da bunun Avrupa ve Dünya kırılımları sunumda var. Zaten bu sunumda herhalde internet sitemize koyacağız. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Ben sunuma Latin Amerika örneğiyle başlayacağım. Neden? Çünkü Türkiye'nin gidişatını ben Latin Amerika'ya benzetiyorum. Dünyada e-fatura konusunda en gelişmiş ülke, bunu en yoğun kullanan ülke Brezilya.
ve kendi ticaretinde mevcut faturaların %90'ını elektronik faturaya taşımış. Bunu takip eden ülkeler yine Latin Amerika'da, özellikle Meksika, Şili, Arjantin, Costa Rica ve Guatemala. Bu ülkelerde e-fatura oldukça yoğun kullanılıyor. Avrupa'dan bir farkı, bu ülkelerde bu kadar yoğun e-fatura kullanılmasının temel sebebi Türkiye'de olduğu gibi vergisel anlamda kolay denetim ve vergi kayıp kaçağının kontrol altına alınması. Güncel uygulama hadlerini de aldım. Örneğin Meksika'da bu kanun 2011'de çıktığında 4 milyon peso, yani bizim paramızda yine güncel 613 bin TL civarında, herhangi bir sektörel ayrım yapılmamış, bu ciranın üzerindeki bütün firmalar e-faturaya geçilecektir denilmiş. Daha sonra gitgide, ki bu Türkiye uygulamasının nereye gideceğini göstermesi açısından, bu limitler aşağıya çekilmiş ve şu anda 250 bin pezoya kadar, yani 38 bin TL'ye kadar yaklaşık düşmüş. Latin Amerika'daki uygulama tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, şimdi daha sonra zaten pek çok şeyin benzediğini göreceksiniz. Avrupa'dan temel farkı, Türkiye'de de temel benzerliği, firmalar, alıcı ve satıcı birbirine doğrudan faturayı göndermiyorlar. Öncelikle elektronik fatura gelir idaresi başkanlığının sistemine gidiyor. Gelir idaresi başkanlığının sistemine elektronik fatura gittikten sonra başkanlık bunu diğer tarafa, yani satıcıdan gelen faturayı kendisine alıyor, daha sonra bunu alıcıya iletiyor. Baktığınızda burada da, yani Latin Amerika'da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi faturaların sıra ve seri numaralarının olması, dijital imza kullanılması, vergi idaresi tarafından barkod ya da damga korunması ve vergi idaresinin elektronik ortamda denetim yapabilme yetkisi. Bunlar bizimle benzeyen tarafları. Avrupa Birliği'ne baktığınızda bu konuda ilk çalışmalar 2001 yılında başlıyor ve 2001 Taksim 115 numaralı Avrupa Birliği direktifi ile bu konuda ilk olarak İsviçre bir adım atıyor. Avrupa'da ise bunu şu anda en yoğun kullanan ülke Danimarka. Mart 2005'ten itibaren Danimarka bütün kendi kamu kurumlarında e-fatura kullanımını zorunlu hale getiriyor ve şu anda da Avrupa'nın dediğim gibi lideri. Sadece nasıl bir tasarruf sağladığı açısından, bu bizim açımızdan da önemli. Aynı rapora göre konuşmak gerekirse Avrupa'da ortam olarak bir fatura 11 euroya mal oluyor. Alıcı ve satıcı açısından ayrı ayrı incelenmiş. Çünkü birinde gönderme maliyeti de var. %57 ile %62 arasında maliyet tasarrufu sağlıyor. Yani hepimiz mali müşaviriz, hepimiz uygulamacılıyız. Yani bir faturayı oluşturan hangi maliyet varsa bu hesaplamada onların dahil edildiğini söyleyebilirim. Bu da yaklaşık olarak fatura başına 6,40 ile 6,70 euro arasında bir fatura başına tasarruf sağlamak anlamına geliyor. Ve Avrupa Birliği'nin bu konuda öngördüğü, bunu ayrı bir rapordan aldım bu satırı, Avrupa Birliği'nin resmi sitesinden aldım. 64,5 milyar euro bir tasarruf hedefleniyor 2013 yılında e-faturaya geçerek. Avrupa'da ise Türkiye ve Latin Amerika'dan olan fark, şirketler servis sağlayıcılar aracılığıyla, yani bizdeki özel entegratör gibi düşünebiliriz, birbirine doğrudan faturayı gönderebiliyorlar. Arada bir gelir idaresi başkanlığı yok. Doğrudan alıcıyla satıcı birbirine fatura gönderebiliyor. Bunları geçiyorum. Dediğim gibi slide zaten internet adresine koyulacak. Çok detaya girmeyeyim. Ama sadece Avrupa'da da bunun oldukça geliştiğini, 2008'de %6 olan penetrasyonun bugün %23'e ulaştığını ve bir yasal zorunluluk olmadığını, firmalar sadece tasarruf amacıyla bunu tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Bizden geçmişte beklenen fatura defter ve beyannameleri vermekti. Bugün artık e-fatura, e-defter, e-beyannameye geçiyoruz. İleride Sayın Başkan da ifade ettiği gibi artık her şey elektronik ortama geçtiğinde önceden hazırlanmış beyannamelere geçeceğiz. Zaten bunun da çalışmalarını yaşıyoruz. 2012 yılında gayrimenkul sermaye irade elde eden mükellefler için önceden hazırlanmış kira beyan sistemi gelmişti biliyorsunuz. BABS'nin de Türkiye 2005 yılında ilk getirilmesinde baktığınızda gerekçelerinden, daha doğrusu hedeflerinden bir tanesi bugünün, yani her şey elektronik ortamda hazırlandığı bir yapıya geçmekti. Aslında bugün yaşadıklarımız
2011'de yayınlanan kayıt dışı ile mücadele eylem planında yazıyordu. Biliyorsunuz burada çeşitli kamu otoriteleri bir araya geliyor. Bunun içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı var, Sosyal Güvenlik Kurumu var, hatta Milli Eğitim Bakanlığı bile var. Yani okullara vergi dersi konulması bile bu eylem planında yer alıyor. Onun eylem no 5, yani 5. eylem sırası olarak zaten elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasıydı. Ve orada zaten kimlerin kapsama alınacağı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sorumlu olacağı ve buradaki başarı kriteri, yani ne kadar çok mükellef bu sisteme dahil olursa o kadar başarılı olunacak diye hedefler koyulmuştu. Ve şu anda baktığınızda 2013 yılı itibariyle bunun %100 olduğunu görüyorsunuz. Yani artık Gelir İdaresi Başkanlığı açısından bu dosya kapatılmış. Şimdi elektronik fatura kayıt sistemi diye iki tane kavram var. Bunun karışmaması lazım. EFKS dediğimiz, yani elektronik fatura kayıt sistemi, Türkiye'de sadece 6 firma tarafından kullanılan, bunlar da zaten kamuya açık olduğu için açıklamakta sakınca yok, her yerde yazıyor. Avaya, Turkcell, Vodafone, TTNet, Türk Telekom ve Bursa Doğalgaz. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan bu şirketler bir onay alıyor ve bu onay sayesinde faturanın ikinci nüshalarını kağıt olarak basmıyorlar. Birinci nüshalarında elektronik ortamda müşterilere gönderiyorlar. Bunun elektronik faturayla hiçbir ilgisi yok. Ya da çok minimal bir ilgisi var muhafaza açısından, onu az sonra söyleyeceğim. Ama tamamen birbirinden ayrı kavramlar. Ve 2004 yılında Türkiye'nin geçtiği, dediğim gibi detaylı rakamlar, ben şeyi de merak ettim, acaba kaç tane ağaç kurtarıldı vesaire gibi, onunla da ilgili bir bilgiye ulaşabildim. Türkiye'de bir yılda yaklaşık 105 milyon adet beyanname veriyoruz biz mali müşavir olarak. Ortalama olarak her bir beyannamenin de 5 adet sayfası var ve 1 ton kağıt 17 ağaçtan oluşuyor. Bu hesaplamaya göre 10 yılda Türkiye'de 1.7 milyon ağaç EFKS ve e-beyanname sistemiyle, e-bildirge hariç bu rakamda SGK'daki, kesilmekten kurtulmuş. Çünkü yaklaşık 900, bu 6 firma bir yılda kağıt olarak 980 milyon adet fatura düzenliyormuş. Evet, bunlar bizim bu az önce ifade etmeye çalıştığım yol haritasına nereden nereye geldiğimiz. E-beyanname, e-bildirge 2004, hepimiz hatırlıyoruz. BAVS 2005, VEDOP sistemine geçilmesi 2006, EFKS ve sözleşme bildirimi 2008, elektronik ortamda YMN raporları 2010, geçtiğimiz yıllarda çok güncel uyguladığımız elektronik vergi levhası, kesin nizam, elektronik defter, elektronik tahsilat 2011, geçen sene uygulamaya başladığımız mükellef bilgileri formu ve önceden hazırlanmış kira 2012. Evet. Yasal zemin olarak baktığınızda, yani bu işin ben bütün, gerçi biz bugün bütün önemli noktalarını anlatmaya çalışacağım ama baktığınızda neler var? 397 numaralı vergi usulü kanunu genel tebliğ, 416 numaralı vergi usulü kanunu genel tebliğ, aynı şekilde 421 ve 424 numaralı vergi usulü kanunu genel tebliğleri var. 397 güncellendi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde iki tane görürsünüz. Güncelleme bakmanız gerekir. Ve aynı şekilde 58 sıra numaralı vergi usulü kanunu sirküleri, bir de ek olarak e-fatura gov.tr ve e-defter gov.tr'den de her türlü detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak e-fatura uygulamasına kimler dahil? Hızlıca bunu söyleyeyim. 5015 sayılı petrol piyasası kanunu kapsamında madeni yer lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle cirosu, brüt satış hasılatı 25 milyon TL'yi geçenler. Yani madeni yağ satanlar ve bunlardan mal alıp cirosu 25 milyon TL'yi geçenler. Aynı şekilde özel tüketim vergisi kanununa göre 3 sayılı listedeki, yani daha ziyade içecek ve tütün ürünleri, İthal edenler ile, yani bunları üreten ve ithal edenlerle, bunlardan mal alanlardan brüt satış hasılatı 10 milyon TL'yi geçenler. Bu grup, yani bu grupta olan mükellefler e-fatura uygulamasına dahil. Şimdi burada az önce
de konuşuldu, ifade edildi. Bazı önemli hususları, özellik arz eden hususları paylaşmaya çalışayım. Şimdi burada alış yapanların hangi sektörde olduğunun bir önemi yoktur. Yani alış yapanlar illa madeni yağ, kolalı içecek, tütün üretimi vesaire gibi sektörlerde faaliyet göstermesinin bir zorunluluğu yok. Hangi sektörde zorunluluk olur, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, bu firmalardan mal aldığınız zaman ve cironuzda belli bir rakamın üzerindeyse 25 milyon ve 10 milyon kapsama giriyorsunuz. Hadlerin hesaplanmasında brüt satış gelirleri dikkate alınacaktır. Bazı sektörlerden hepimiz biliyoruz, hepimizin mükellefleri vardır belki, çok yüksek iade rakamları vardır. Örneğin siz 14 milyon TL ciroya ama 9 milyon TL iadeye sahip olabilirsiniz bazı şirketlerde. Burada evet, siz eğer ikinci gruba, yani 10 milyon TL'yi aştığınız için ikinci gruptaki bir firmaysanız, siz elektronik fatura uygulamasına geçeceksiniz, iadeler dikkate alınmıyor. Ayrıca gelir tablonuzdaki diğer hesapları da dikkate almayacaksınız. Yani diğer sadece brüt satışı dikkate alacaksınız. Diğer gelirler, diğer olağan dışı gelirler yine dikkate alınmayacak. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler için diyorsunuz 350 hesabı kullanıyoruz. Orada hak edişler hesabı var. Bunlar da dikkate alınmayacak. Yine sadece gelir tablosundaki brüt satış hasılatını dikkate alacaksınız. Ama tabii ki bu hatlar da zaten az önce Latin Amerika ile lafa başlamanın sebebi oydu. Zaman içerisinde işte bugün Meksika'da mesela 250 bin pezoya kadar, bizim paramız yaklaşık 40 bine kadar inmiş. Bu hatlar da Türkiye'de zaman içerisinde inecek. Çünkü gelir dersi başkanlarının buradaki başarı kriteri olabildiğince çok mükellefi bu sistem içine dahil etmek. Ve zaten Bastakon eylem planında da Türkiye'ye e-fatura sisteminin getirme sebebinin denetim etkinliğinin arttırılması olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet, burada eğer siz normal şartlar altında bu kriterlerin içerisinde değilseniz, yani 25 milyon ve 10 milyon kriterlerini karşılamıyorsanız ya da bu firmalardan hiç mal almadıysanız, böyle firmalardan yine de kendi isteğinizle sisteme girebilirsiniz. Yani bunun için bir dilekçe yazacaksınız, gelir idaresi başkanlığına başvuracaksınız ve neden geçmek istediğinizi ifade edeceksiniz ve bu başvurunuzu gelir dersi başkanı değerlendirip size bilgi verecek. Şahıs şirketleri e-fatura sistemine geçebilir mi? Evet, bunda herhangi bir engel yok. Şahıs şirketleri gerçek kişi olarak kabul edildiklerinden dolayı e-fatura sistemine geçebilirler. Yalnız tebliğleri okurken bir şey karışmasın, bu dediğimizde çelişmesin diye söylüyorum. En başta bu yoktu. 397 numaralı tebliğ ilk haline baktığımızda gerçek kişiler geçemiyordu. Bu tebliğin güncellenmesi ve 416 numaralı tebliğ ile beraber uygulanmaya başladı. Bunun için başvuruların geçtiğimiz Eylül ayına kadar, yani 1 Eylül 2013'e kadar yapılması gerekiyor. Daha doğrusu gerekiyordu. 31.12.2013'te de e-fatura uygulamasına geçilecek. Söz konusu mükelleflerden 2011 yılı içerisinde mal alışı yapanlar satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış rakamları dikkat alınacak. Yani az önce ifade edildiği gibi siz gidip bir kutu kola da alsanız ya da o firmalardan hiç en ufak bir şey dahi almış olsanız bu takdirde e-fatura uygulamasına geçeceksiniz. Aldığınız şey açısından özetlemek gerekirse herhangi bir miktar ve tutar sınırı yoktur. Yani sizin cironuz 60 milyon TL'de olabilir ama gidip 10 liralık bir alışveriş yaptığınızda bu kriterler ise e-fatura sistemine geçmek zorundasınız. Aldığınız şeyin madeni yağ, alkol ve tütün ürünleri olması gerekmez. Herhangi bir şey aldığınızda mutlaka sistemi geçmek durumundasınız. Satış tutarları, yani her, ne demek istiyorum, gelir tablosundaki brüt satışlar her türlü satışı içermektedir. Çünkü 397 numaralı tebliğ ilk çıktığında şöyle tartışmalar vardı. Bu tebliğ kuvvetle muhtemel, tam açık değildi o zaman, bu mükelleflerden mal alıp satanları kapsayacak. Bu kadar geniş bir çevreyi kapsayamaz. Hayır, öyle bir şey değil. Buradan mal aldığınız takdirde o malı satsanız da, işletme malzemesi olarak, saf malzemesi olarak işletmede kullansanız da kapsama giriyorsunuz.
Satış tutarlarının brüt rakamları dikkate alınacaktır. Onu zaten konuştuk. Kıstas olarak sadece 2011 yılı öngörülmüştür. 2012 yılında bu limitlerin altına indiniz. Biz hani bu seminer hazırlarken bugüne kadar verilen seminerlerdeki sıkça sorulan, bize gelen sorulara da dikkat alarak hazırladık. Mesela bu da onlardan biriydi. 2012 yılında şirket gayri faal hale geldi. Hatta hiç fark etmez, yine de e-fatura uygulamasına geçmek durumundasınız. Sadece 2011 yılı dikkate alınmış. Evet, iş akışı şu şekilde olacak. Satıcı, gelir dersi başkanlığı ve alıcı arasında önce satıcıdan gelir dersi başkanlığına gidecek, sonra ve bir satıcıya uygulama yanıtı dönecek. Daha sonra gelir dersi başkanlığından alıcıya gidecek, kendisine bir uygulama yanıtı dönecek ve bu şekilde fatura diğer tarafa iletilmiş olacak ama gelir dersi başkanlığında da bir örneği olmuş olacak. Evet, konuştuğumuz gibi e-fatura ayrı bir belge değil. Yani Vergi Usulü Kanunu 229 ve 232. maddede nasıl faturanın tarifi, nizamı, faturada olması gerekenler ve faturayı kullanacak olanlar sayılmışsa, oradaki aynı usul, esaslar, itirazlar ya da TTK'nın 21. maddesindeki fatura itirazla ilgili vesaire her türlü mevzuat e-fatura içinde geçerlidir. Onu söyleyeyim. Yine akla gelebilecek olan sorulardan bir tanesi, bu kapsamda sadece mal alışları dikkate alınmıştır. Ne demek istiyorum? Örneğin siz Migros'ta mal almadığınızda Migros'a ait herhangi bir gayrimenkulü kiralayarak orada faaliyet gösterdiniz. Her ayda 10 bin lira, yani çok da yüksek değerlendirilecek göreceli olarak bir rakam ödediniz. Bu takdirde kapsamda değilsiniz. Hizmet alımları ya da mal alımı dışındaki hiçbir alım e-fatura açısından dikkate alınmıyor. Sadece mal alımları dikkate alınıyor. Özel hesap döneminden yararlananlar ne yapacak diye aklınıza gelirse, özel hesap döneminden yararlananlar 2011 yılında biten hesap dönemlerindeki cüreyi alacaktır. Örneğin mesela bazı uluslararası şirketler açısından 1 Temmuz 30 Haziran'dır değil mi? Çoğunlukla ya da bana denk gelenlerde diyelim. Özel hesap dönemi. Böyle bir durumda 30 Haziran, yani 1 Temmuz 2010'da başlayıp 30 Haziran 2011'de biten mali dönemdeki ciroyu dikkate alacaksınız. 2011 yılı içerisinde ki ciro, 2011'de biten özel hesap döneminin cirosu sizin e-faturaya geçip geçmemeniz açısından belirleyici olacak. Şunu da tabii söylemekte fayda var en başta. E-fatura uygulamasının kullanılabilmesi için alıcı ve satıcının sisteme kayıtlı olması gerekiyor. Yani eğer alıcınız sisteme kayıtlı değilse o zaman siz kağıt ortamında fatura düzenlemeye devam edeceksiniz. Hem alıcı hem satıcı bu uygulamanın içindeyse o zaman e-fatura kullanacaksınız. Herhangi bir satış için hem kağıt fatura hem elektronik fatura düzenlemek mümkün değil. Sormadan söyleyeyim. Mesela e-fatura düzenlemeniz gerekirken kağıt fatura düzenlediğiniz durumda bir müşteriye o fatura tıpkı nasıl 231. maddenin 5. fıkrasında 7 günden sonra düzenlenen fatura hiç düzenlenmemiş sayılır diyorsa aynı şekilde bu fatura da hiç düzenlenmemiş kabul edilecek. Burada kimlerin e-fatura sistemine kayıtlı olduğunu dediğim gibi e-fatura.gov.tr adresinden her gün, her an takip edebiliyorsunuz. Hatta şunu da söyleyeyim, az önce geçti mesela. Gerek madeni yağ sektöründe faaliyet gösterip bu kanun kapsamında kabul edilen şirketler belli bir tarih itibariyle, gerekse de alkollü içecekler ve tütün sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden bu kanun kapsamında e-fatura uygulamasına geçmek zorunda görülen mükelleflerin listesi de bir tablolar halinde var. Yani örneğin işte Migros'u orada görebiliyorsunuz. Hangi şirketlerin bu kapsama dahil olduğunda açık açık e-fatura.gov.tr adresinden bulmanız mümkün. Belirlenen mükelleflerden mal veya hizmet alan ve tespit edilen hadden altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde az önce konuştuğumuz gibi e-faturadan yararlanmaları mümkün. Bunu zaten söylemiştik. Burada akla gelen sorulardan bir tanesi şu olabilir. Bu e-fatura.gov.tr adresi sürekli olarak güncelleniyor.
Siz oraya baktınız ve normalde listede olmayan bir şirkete fatura keseceksiniz ve şu anda 604 firma var dediğim gibi sadece. Listede olmadığını gördünüz ve normal kağıt ortamında faturayı düzenlediniz. Bu takdirde başınıza hiçbir şey gelmiyor. Çünkü neden? Sizin ilk 7 gün, yani sisteme kayıtlı kullanıcı olarak girdikten sonraki ilk 7 gün içerisinde, yani fatura düzenleme süresi 231. maddedeki ilk 7 gün içerisinde sürekli güncellemeler olabileceği için e-fatura.gov.tr adresinde ve siz baktığınız anda mükellef olmayan, kayıtlı olmayan bir kişi daha sonra kayıtlı hale gelmiş olabileceği için ilk 7 gündeki faturalar kağıt ortamında gönderilebilir. Yani siz kayıtlı olduktan sonra da. Ancak 7 günden sonraki faturaların mutlaka elektronik ortamda düzenlenmesi gerekiyor. Geçmiş tarihli faturalar düzenlenmesi yani mümkün değil. Bu zaten mevzuatsal olarak da mümkün değildi. Ama kullanıldığını, yapıldığını biliyoruz. Fakat elektronik ortamda bunu yapmak artık zaten imkansız olacak. Şu anda da uygulama kapsamında tüzel kişilik olarak konuşursak, anonim şirketler, limited şirketler ve gerçek kişi mükellefler yararlanabiliyor. Başvuru için son tarih 1 Eylül 2013'tü. Bunu konuştuk. Evet. EFKS kullanan şirketler de 397 numaralı tebliğ çıktıktan sonraki 1 yıl içerisinde kendi sistemlerini e-faturaya entegre etmek zorundaydılar. Bu sadece onları ilgilendiren bir bilgi. Yine de yer verdik. Evet, her iki tarafta hem alıcı hem satıcı elektronik fatura sistemine kayıtlı olmak durumunda. Şöyle bir şey yapmak mümkün değil. Sisteme dahil olmayan bir mükellef için e-fatura düzenleyip çıktısını PDF formatında alıp müşteriye göndermek kabul görmeyecek olan bir uygulama. Bu durumda sizin düzenlediğiniz fatura yine hiç düzenlenmemiş kabul ediliyor. Gerek e-fatura gerekse e-defter uygulamaları şu an için BABS formlarını vermenizi etkileyen bir tarafı yok. Fakat gelecekte zaten hedeflenenlerden bir tanesi de bu. BABS formlarına zaten ihtiyaç duyulmayacağı aşikar. Orada zaten az önceki slide'da o yüzden vardı. Bütün faturalar, yani değil toplama vesairesi, faturaların kendisi geri dersi başkanlığında olacağı için BABS formlarının kaldırılacağını tahmin ediyoruz. Burada bu kısım önemli. Perakende satışlarda kasada fatura düzenlerken fatura düzenlediğiniz kişinin e-fatura sistemine kayıtlı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Yani normalde e-fatura sisteminde kayıtlı olan bir mükellefe siz gidip kağıt fatura düzenleyemezsiniz. Düzenlediğimiz zaman ne olur? O fatura hiç düzenlenmemiş kabul edilir. Bunun cezalarına ayrıca geleceğiz. Bu özellikle belli bir büyüklüğün üzerindeki firmalarda ki burada muhtemelen sizlere danışılacaktır mali müşavir olarak iç prosedürlerde de değişiklik gerektirecektir. Şöyle ki bugün bir şirketin yöneticisi, sizin mükelleflerden bir tanesinin yöneticisi bir iş yemeğine çıktı, bir yerde yemek yedi. Uygulama nasıl? Fatura kartını veriyor. Ve yemeğe sonra kredi kartıyla ödeme yapıyor ve faturasını ödeyip çıkıyor. Ya da şirketin çalışanlarından bir tanesi iş seyahati sebebiyle gitti, Ankara'da bir otelde kaldı, size faturasını getirdi. Artık 2014'ten itibaren böyle bir uygulama olmayacak. Eğer her iki tarafta, yani yemek yediğimiz yer ya da konakladığımız otel bu kapsamda e-fatura sistemine dahilse o takdirde kişiler masraflarını size sadece beyan edecekler ama faturalar ilgili otelden ya da bastık onu lokantadan, restorandan size gönderilecek. Bunun için de şu anda zaten pek çok firmada artık fatura kartları yerine yeni bir kart bastırılmaya başlandı. Bizim şirketimiz e-fatura mükellefidir. E-fatura mükellefiyetimizle ilgili bilgiler arka kısımdadır diye kendi çalışanlarına artık bu kartları vermeye başladılar. Ve bununla ilgili her şirket kendi realitelerine göre yeni bir prosedür, masraf prosedürü oluşturacaktır. Burada da size gelinecektir diye düşünüyorum birkaç ay sonra. E-fatura uygulamasında sistemde 3 tane belge var. Bir elektronik faturanın kendisi, bir uygulama yanıtı, örneğin gelen bir faturanın iade vesaire olması
Bir de sistem yaratır. Faturanız ulaştı, ulaşmadı vesaire diye. E-fatura uygulanmasında tıpkı normal faturalarda olduğu gibi faturalar bir elektronik ortamda zarfın içine gönderilerek, koyularak gönderiliyor. Zarfta da faturanın kimden kime aktarılacağını ve zarfın içindeki bilgileri dökümü, yani o zarfın içerisinde hangi türde belgelerin olduğu yazıyor. Zarflama bu uygulamaya geçtiğinizde göreceksiniz. Aynı zamanda birden çok belgeyi gönderebilmeye imkan sağladığı için önemli. Fakat her bir zarfın içine ancak bir türde, tek türde belge koyabiliyorsunuz. Yani siz bir alıcıya gönderdiğiniz zarfın içerisine 10 tane fatura koymanız mümkün. Ama 10 tane fatura bir tane uygulama yanıtı koymak mümkün değil. Burada akıllara gelebilir, peki biz hangisini onaylayacağız müşteriye gönderirken? Faturayı mı, zarfı mı? Hayır, siz burada faturaları tek tek onaylamak durumundasınız ve zarfın içindeki faturalardan bir tanesinin geçersiz olması durumunda o zarfı tekrardan oluşturmak durumundasınız. Evet, bunları konuştuk. Tabii ki zarfların içerisinde bugün de olduğu gibi tek bir mükellefe ait faturalar konulabilir. Biz de zaten bugün A şirketine fatura gönderirken B şirketin de faturasını aynı zarfa nasıl koymuyorsak elektronik ortamda da hiçbir zorluk olmayacak. E-faturaya başvuru süresi, bu kısmı uzatmayacağım, slaytlarda var ama zaten geçtiği, herkesin başvurduğunu varsaydığımız için sadece öyle birkaç tane bize ileti gelmişti. Vergi dairesi müdürlüklerine vesaire yapılan başvurular geçerli değil. Başvurular ya az önce ifade ettiğim tebliğlerde yazan başkanlık, Gelir Dersi Başkan Ankara'daki adresine ya da en kolayı 5 dakikada Gelir Dersi e-fatura gov.tr'de yapılacak. Elektronik ortamda yapılacak. Dediğim gibi bunları geçiyorum. Başvuru süreçleri zaten yapılmıştır. Evet, belge akışı ile ilgili bir slide daha. Firma A, firma B, kurum 1, kurum 2, bunların her biri e-fatura sistemine kayıtlı kullanıcıları oldukları için önce Gelir Dersi Başkanlığı'na gönderiyorlar. Daha sonra da Gelir Dersi Başkanlığı da zarfların üzerindeki mükelleflere bakarak ilgili diğer kayıtlı müşteriye faturayı gönderiyor. Bu biraz daha farklı bir slide. Bu slide'da sol tarafta görmüş olduğunuz mükellefler e-faturaya sistemine kayıtlı olan mükellefler. Bunlar kendileri aralarında Gelir Dersi Başkanlığı aktarmak suretiyle elektronik ortamda faturaları gönderiyorlar. Sağdaki mükellefler ise uygulamanın dışında, yani kayıtlı olmayan mükellefler, bunlar sanki hiç bu tebliğ çıkmamış gibi kendi aralarında kağıt ortamında fatura düzenlemeye devam ediyorlar. Fakat sol taraftaki e-fatura sistemine kayıtlı mükellefleri de kağıt fatura gönderecekler. Evet. E-fatura uygulaması, bu kısım önemli uygulamalarda. E-fatura mevzuatı iki tane senaryo destekliyor. Bunlardan bir tanesi temel senaryo, bir tanesi ticari senaryo. Burada zaten e-faturanın iş akışı bir kere daha anlatıldı. Temel senaryo ile ticari senaryo arasındaki fark şu. Bugün biz şirketlerimize gelen bir faturanın içeriğine, müdürecatına itiraz etmek istediğimizde TTK'nın 21. maddesine göre 8 günlük bir süremiz var. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir şekilde yazılı olarak, noter aracılığıyla vesaire yapıyoruz. Temel senaryonun özelliği şu, bize gönderilen bir faturayı ya da bizim gönderdiğimiz bir faturaya elektronik ortamda itiraz edilemiyor. Temel senaryo özellikle su, doğalgaz, elektrik vesaire gibi üreticilerden ya da dağıtıcılardan mükelleflere gelen faturalarda kullanılabilir. Yani bunun için geliştirildi. Ticari senaryo ise bize gelen, elektronik ortamda gelen bir faturaya yine elektronik ortamda itiraz etmemizi sağlayan senaryo tipi. Yani biz burada ticari senaryoda bize gelen bir faturayı kabul edebiliriz, reddedebiliriz ya da iade edebiliriz. Bunlara izin veren sistem ticari senaryo.
Tabii bu yine sizi şöyle etkileyecektir. Bağımlı çalışanlar, bağımlı çalışan arkadaşlar açısından söylüyorum. Özellikle iki şirket arasındaki iş süreçlerinde güçlü olan şirket kendisini, kendi yapmış olduğu satışlarda temel senaryoyu kullanmak isteyecektir. Daha ziyade güçsüz demeyeyim de biraz daha mütevazı olan şirketse genelde buna razı olmak durumunda kalacaktır. Neden? Çünkü temel senaryoda gönderilen bir faturaya itiraz etmek dikkatten kaçabilir, masraflı işte noter aracılığıyla gönderilecek vesaire ihmal edilebilir. Ama diğer tarafta kanuni olarak legal bir şekilde siz elektronik ortamda faturayı red ya da iade edebiliyorsunuz. Hem masrafsız hem de oldukça hızlı bir şekilde. Bu da şirketler arasındaki sözleşmelerde yine müzakere konusu edilecek hususlardan bir tanesi olarak görüyoruz. Redle ilgili nasıl reddedilir? Çünkü dediğim gibi bir iki ay sonra hatta şu anda bazı ülkeler için kullanmaya başlandı. Ticari sanayide elektronik ortamda bir faturayı reddetmeniz mümkün. Kısmi olarak reddetmeniz mümkün. Böyle bir durumda red cevabı karşı tarafa gider. Karşı tarafın, satıcının reddedilen bir faturayı reddetmesi mümkün değildir. Mesela bu kısım önemli. Yani A şirketi B şirketine ticari sanayide bir fatura gönderdi. B şirketi faturayı reddetti, geri gönderdi. Reddi reddi olmuyor. A şirketi de tekrar o faturayı reddedip bir daha geri gönderemiyor. Bunu elbette hukuki olarak yapabilir ama bunu harici yollarla, yani yine noter kanalıyla örneğin yapması gerekecek. Ve bunun buna ilaveten diyelim, siz eğer yeni bir fatura oluşturacaksanız satıcı olarak, burada oluşturacağınız faturanın tamamen yeni bir fatura olması gerekiyor. İki fatura arasında, yani reddedilen faturayla yeni oluşturduğunuz fatura arasında bir bağlantı kurmuyorsunuz ya da kuramıyorsunuz. İadede durum biraz farklı. Zaten arasındaki tek fark bu. İadede tıpkı nasıl biz bugün kağıt ortamında da aynı şeyi yapıyoruz. Şu tarihli, şu sıra numaralı faturanın iade bedelidir ya da kısmi iade bedelidir nasıl diyorsak, elektronik ortamda da bunu gerekçeler kısmına yazacağız. Genel açıklamalar kısmına yazacağız. Neden iade ettiğimizi. Ve bu da tamamen yeni bir fatura olacak. Ancak hangi faturanın iadesi olduğunu elektronik olarak o bağlantıyı kurabiliyoruz. Akla gelmesi mümkün olan bazı birkaç hususu buraya aldı. Senaryolar arasında değişiklik her zaman mümkün. Yani bir şirket, A şirketi, B şirketiyle önce ticari, sonra temel senaryo üzerinden çalışabilir. Aynı müşteriyle farklı senaryolarla da çalışmak mümkün. Örneğin A mallarıyla ilgili temel senaryoda çalışırken B malıyla ilgili aynı müşteriyle ticari senaryoda çalışabilirsiniz. Mükellefin ticari etkinlik gücüne göre, örneğin işte bu büyük firmalardan bir tanesi ise kendi alışlarını ticari fatura senaryosuna göre, yani rahatlıkla reddedebileceği elektronik ortamda, ama kendi satışlarını temel fatura senaryosuna göre belirleyebilir. Yine aynı şekilde farklı müşterilere farklı senaryolarla da fatura göndermek mümkündür. Ama işin özünde bütün mükelleflerin temel fatura senaryosunda anlaştığı kabul edilir. Yani siz eğer bir şirketle ticari senaryo kullanmak istiyorsanız bu konuda tarafların açık rızalarının olması gerekir. Yani bu da şu demektir. Aranızda yapacağınız ticari sözleşmeye bununla ilgili bir hüküm mali müşavir olarak ekletmek durumundayız. E-fatura ile ilgili az önce söylediğim gibi vergi usul kanununda ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki bütün hükümler, fatura ile ilgili bütün hükümler e-fatura içinde geçerlidir. E-faturada en dikkat edilmesi gereken ve olmazsa olmazlardan bir tanesi e-faturada mali mühür, e-defterde de berat kavramları. Mali mühür e-fatura kullanım için zorunludur arkadaşlar. Mali mühür neyi sağlar? Faturaya ait bilgi bütünlüğünü, kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Mali mühür kamu sertifikasyon merkezinden alınıyor. Yaklaşık 700 liralık bir bedeli var. Mali mühür teslim edildikten sonra temsile yetkili kişi mali mühür ve güvenlik hizmet sertifikasının kullanıma açılması amacıyla müs ve güs kullanıma açma iptal etme formunu doldurup
kamu sertifikasyon merkezine fakslamak durumundadır. Bununla birlikte mükellefin sertifika parolası onaylanıyor ve mali mühür süreci tamamlanıyor. Yani mali mühürün size gönderilmesi yeterli değil, size gönderildikten sonra müs ve güs, yani mali mühür sertifikası ve güvenlik sertifikası formunu doldurup kısa bir form kamu sertifikasyon merkezine göndermeniz gerekiyor. Mali mühür olmadan e-fatura düzenleyemiyoruz. Veri akışının güvenliğinin sağlanması, kaynağının inkar edilmezliği ve veri bütünlüğünün korunması için gerçek işlerde e-imza da olabilir. Mali mühür zorunlu. Size gönderilen faturaların mali mühürünü kontrol etmek isterseniz de e-fatura.gov.tr'de bununla ilgili bir araç var. Oradan, bununla ilgili bir enstrüman var. Buradan gerekli kontrolü yapabiliyorsunuz. Her kurum vergi kimlik numarası bazında bir tane mali mühür alacak arkadaşlar. Ancak şu anda teknik olarak kabul edilmese de aynı vergi kimlik numarasına ait birden fazla mali mühürde alınabilmesine yönelik olarak teknik anlamda çalışmalar tamamlanmış bulunuyor. Fakat şu anda seminerde size söyleyebileceğimiz bir vergi numarasına ancak bir mali mühür olabileceği şeklinde. Herhangi bir sebeple unvanınız değişirse, şirket devri, birleşme, tasfiye, iflas ya da yönetim kararıyla şirket unvanı değiştirecek olursanız bu takdirde 15 gün içerisinde bazı konu değişikliği bildirmeniz ve yeni bir mühür almanız gerekiyor. Mali mührü kullanacak olan, mali mühür zaten başvurdunuz pek çoğunuz biliyorsunuz, mali mührü kullanacak bir yetkili kişi bildiriyorsunuz kamu sertifikasyon merkezine. Bu yetkili kişinin değişmesi halinde de yine derhal kamu sertifikasyon merkezine ve başkanlığa bunu bildirmek durumundasınız. Yine gelen sorulardan bir tanesi, mali mühür için yetkilendirilmiş kişi şirketin imza yetkisine sahip kişi mi olmak durumundadır? Hayır, böyle bir genel uygulama bu olmakla beraber böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Ve mali mühürümüz e-fatura portalına girerken ve aynı zamanda mevcut faturalarımızı onaylarken kullanacağız. Dolayısıyla mali mühür almadan ya da oradaki süreci tamamlamadan e-faturaya geçmek bu yüzden mümkün değil. Onları konuşmuştuk. Mali mühüre geçtiğinizde yine sizden bir karar vermenizi isteyecek. Biz orada bunu da sunumu o yüzden ilave ettik. Mali mühürün de iki tane tipi var. Bir tanesi donanımsal güvenlik modülü HSM olarak adlandırabileceğimiz tebliğlerde geçer. Bu çok fatura düzenleyen, firmalara tavsiye edilen ve saniyede 45-50 adet fatura basabilen bir mali mühürle fatura basabilen bir modül. Özellikle grup şirketleri varsa, yani sizin danışmanlığı ya da müşavirliğini yaptığınız şirketlerde grup şirketleri varsa ve bunların faturaları tek bir merkezden yönetiliyorsa ve çok sayıda fatura kullanılıyorsa o zaman size tavsiyemiz donanımsal güvenlik modülünün mali mühürde kullanılması. Diğer sistem ise akıllı kart okuyucu. USB ya da masaüstü olarak iki seçeneği var ve her 10-12 saniyede bir fatura imzalanabiliyor. Yani onaylanabiliyor. Bu da herhalde geneli kapsayacak. E-fatura kullanımında 3 tane yöntem mükelleflere tavsiye edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi GİB portalı üzerinden e-faturaların kullanılması, oluşturulması ve gönderilmesi. İkincisi, uyumlu bir yazılımınız varsa bunun GİB'e entegre edilmesi. Üçüncüsü de az önce ifade ettiğim gibi şu anda güncel 17 tane özel entegratör var. Onlarla anlaşma sağlayarak onların sisteminden yararlanmak suretiyle e-faturaya geçmeniz. Şimdi bu yöntemlerin önemli kısımlarını sizlerle paylaşayım. GİB portalını kimler kullanır? GİB portalını bilgi teknolojileri alanına yatırım yapmak istemeyen, bu konuda da daha önceden yatırım yapmamış ve aylık olarak sisteme yükleyeceği fatura dedi 5000 faturanın altında olan çok detaylı raporlamayı istemeyen firmalar GİB portalını kullanabilirler. Sadece temel fonksiyonları bünyesinde barındırır GİB portalı. Dediğim gibi kullanımı da ücretsizdir. Burada da yöntemler arasında değişiklik yapmak mümkün. Örneğin siz e-fatura portal yöntemini kullanırken entegrasyon yöntemine geçebilirsiniz. Entegrasyon yöntemine geçtikten sonra
e-portalınız başkanlıkça kapatılır. Ama o tarihe kadar e-portalda düzenlemiş olduğunuz, size gelen faturalar vardı. Bunları yeni sisteminize, yani entegrasyon sisteminize aktarılması da mümkün. Tabii ki o faturalar orada kalmayacak. Aynı şekilde portal kullanan bir mükellefin özel entegratörle de anlaşması mümkündür. Bu durumda Gelir Dersi Başkanı tarafından e-portal hesabı yine kapatılır. Özel entegratör kullanıcı hesapları kapatılan mükelleflerin GİB portal hesapları da bilgisinin GİB belirtilmesi üzerine yeniden açılır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Her mükellef bir yöntem kullanmak durumunda ama yöntemler arasında geçiş her zaman müsait. Hiçbir sorun yok. E-fatura portalı ile ilgili, GİB portalı ile ilgili birkaç bilgi daha vereyim. Olumsuz tarafları da var, olumlu tarafları da var. Hem temel hem ticari senaryoda fatura gönderebiliyorsunuz. E-fatura portalında tek tek onaylanabileceği gibi faturalar birden fazla fatura seçilerek toplu onaylama da yapabiliyor zamandan kazanmak açısından. Ya da işte KDV iadelerinde yaptığımız gibi nasıl orada işte XML dosyasını sisteme yüklüyorsak burada da dışarıdan bir faturayı yine portala yüklemek ve ondan sonra onaylayıp göndermek mümkün. Dediğim gibi 5000'lik bir sınır var. Yükleme bu mevzuatsal bir sınır değil, teknik kapasitesi, portalın teknik kapasitesi. O yüzden tebliğlerde bunu bulamazsınız. Sistem yöntemler arasında geçiş mümkün ama aynı anda bir mükellef iki yöntemi birden kullanamıyor. GİB'le entegrasyon, eğer siz bu uzun slaytın özetini hemen şu şekilde söyleyebilirim. 5000 adedi aşan faturanız varsa ve kendi yazılımınızı, kendi sisteminizi kullanmak istiyorsanız, bu konuda yatırım yapmak istiyorsanız ve aynı zamanda da 7/24 sistemin 7/24 çalışmasından, verilerin yedeklenmesinden, virüslerden korunmasından, güvenliğinden sorumlu olacaksanız tek başınıza, o zaman bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Buradaki sorumluluk, buradaki sorumluluk, şunu da hatırlatayım. Mesela bu da genelde pek söylenmiyor ama sadece teknik bir sorumluluk değildir. Örneğin sizin bundan sonra şirket olarak mevzuatsal değişiklikleri de takip etmeniz gerekir. Çünkü bu zaten yeni bir mevzuat ve bu daha çok değişecek. Yani siz GİB'le kendi entegrasyonunuzu, yazılımınızı entegrasyonu sağladığınızda her bir çıkan tebliğde mevcut yazılımınızda güncellemeniz gerekir. Ama özel entegratörle örneğin bir anlaşma yaptığınızda bu tamamen doğal olarak özel entegratörün sorumluluğunda olacaktır. Evet, burada GİB'le entegrasyon seçeneğinde siz GİB portalına başvurudan şöyle bir fark var. Eğer mükellefiniz onu istiyorsa, bilgi işlem test aşaması var. Kendi bilgi işleminizi işte 7/24 çalışır olmasından, verilerin yedeklenmesinden, verilerin güvenli olmasından vesaire bu konularla ilgili bir bilgi işlem testine tabi tutuluyorsunuz. Ve bu testte 31/12/2013 tarihine kadar bitmek zorunda ki 2014'te entegrasyon seçeneğini kullanabilir. Ama eğer velev ki bunlar yetişmedi, testler daha devam ediyor ve 2014 geldi. Bu takdirde Gelir Dersi Başkanlığı size bir portal hesabı açacak. Yani yine kağıt ortamda düzenlemeye devam edemiyorsunuz. Portal hesabı açacak ve portal hesabı ta ki sizin testlerinizin başarıyla tamamlanmasına kadar devam edecek. Testler bitip resmi onayı Gelir Dersi Başkanlığı aldığınızda bu takdirde portal kapatacak, kendi özel entegrasyonunuzla e-fatura sistemine geçeceksiniz. Özel entegratörde ise, aylık olarak yine 5000 adetten fazla fatura düzenliyorsanız ve bilgi teknolojilerine çok fazla bir yatırım yapmadan hazır bu konuda artık paket diyebileceğimiz bir çalışmayı tamamlamış firmadan destek alarak yola devam etmek istiyorsanız bu seçeneği kullanacaksınız. Burada Gelir Dersi Başkanlığı'na bildireceksiniz ve özel entegratörde sizinle anlaştığını Gelir Dersi Başkanlığı bildirecek ve herhangi bir altyapı ya da donanım maliyetine katlanmadan, çok fazla diyelim maliyete katlanmadan, yine bazı versiyonlarda var, onları açıklayacağım, e-fatura sistemine özel entegratörde geçmeniz mümkün. Evet, bunu konuştuk.
Şimdi gerek hibre entegrasyon, gerekse özel entegratör seçeneklerinde bu kısım önemli. Fatura detayı bazında temel, dönemsel ve sistemsel raporlama, GİP portalından farkı, iş akışı kuralları oluşturma, kritik tarih ve işlemleri hatırlatma, yetki seviyesi ve rol bazında kabul, örneğin işte ticari senaryoda Murat 10 bin liraya kadar kabul etsin, Ahmet 50 bin lira ve üzerinde kabul etsin gibi böyle bu insanlar arasında yetki dağılımı mümkün. Red ya da iade cevaplarını üretme, otomatik e-postayla gönderim gibi, bunlarla ilgili kurallar belirleme gibi, özel kontroller, arşivler oluşturma ya da seçilen detay bazında arşivleme ya da raporlama yapmak mümkün. Tabi bunlar sadece belli bir kısmı. Bunları GİP portalında yapmanız mümkün değil. GİP portalı sadece dediğim gibi temel fonksiyonları içeriyor. Burada şu açıdan mesela önemli. Siz GİP portalını kullanıyorsunuz. A kişisi, A firması önünüze geldi daha doğrusu. Ona e-faturamı düzenleyeceğim, normal kağıt faturamı düzenleyeceğim. Şimdi bunu sizin normalde manuel kontrol etmeniz lazım. Ama işte bu gibi örneğin özel entegratörlerde bir adaptör vasıtasıyla bunu yapmak ve bunu sürekli yani sen istesen de zaten kağıt ortamında fatura kesmeyi engelleyecek çeşitli uyarılar vesaire koyup hata yapma riskini minimize etmek bunlar özel entegratörde mümkün. Aynı anda birden fazla özel entegratörde çalışabilirsiniz. Burada önemli olan yöntemin bir tane olmasıdır. Yoksa aynı anda bir şirket, örneğin İstanbul'daki genel müdürlüğünde A özel entegratörüyle, İzmir'deki fabrikasındaysa B özel entegratörüyle çalışabilir. Önemli olan yöntemin biri olmasıdır. Yoksa özel entegratörler örneğin birden fazla olabilir. Burada etiket mekanizmasıyla hangi faturanın nerede üretildiğini takip etmek mümkün. Yöntemler arası bir karşılaştırma var konuyu özetleyen. Biz zaten bu seminerin öncesinde işte 30 soru 30 cevap ve yol haritası ile ilgili çeşitli dokümanları internet sitesine koymuştuk. Burada bu da onlardan bir tanesinden alınmadır zaten. Konuştuğumuz için bunu geçiyorum. Muhafaza ve ibraz açısından önem taşıyan hususlar şu şekilde. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olarak her türlü elektronik kayıt, veri tabanı dosyası, saklama ortamı, görüntüleme araçlarının tümünü kapsar. Buradaki esas şu, işin özeti, muhafaza açısından sizin o faturaların doğruluğunu kanıtlayacak bir şekilde ve istendiği zaman kağıt nüshasını üretebilecek bir şekilde saklamanız gerekiyor. E-faturanın aynı zamanda kağıda basılarak saklanması mümkün değil. Zaten bunun çevresel bir amacı da ya da çevresel bir etkisi de zaten var. E-faturanızı sadece elektronik ortamda saklayacaksınız. Mükelleflere ait faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup GİP'ten izin almış üçüncü kişiler nezdinde de saklama yapabileceksiniz. Şimdi biliyorsunuz 7 tane sunumun başında anlattım. 7 tane firma sadece saklama hizmeti veriyor. Buralarda da saklayabileceğiniz gibi aynı şekilde kendiniz de bu mesuliyeti alabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim, zaten her halükarda mesuliyet size ait. Esas olan mükelleflere ait faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanmasıdır. Ama üçüncü kişiler nezdinde de saklama yapılabilir. Burada önemli olan bir şey, eğer ister kendiniz saklayın, ister saklama hizmeti veren bir firmadan yararlanın, mutlak surette faturaları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu sınırların içerisinde korunması gerekiyor. İkincil olarak örneğin bir deprem riski vesaire sebebiyle siz ikincil arşivleme yurt dışında yapabilirsiniz. Bunun önünde hiçbir engel yok. Ama esas olarak ilk arşivleme mutlaka Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılacak. Portala gelen faturalar arşivle butonuyla arşiv kısmına kaldırılabiliyor. Portalda böyle bir arşiv hizmeti var. Ve indir butonuyla bilgisayara indirilip çıktısı alınıp görüntülenebiliyor. Yani bu çok da eski değil. 2-3 sene önceki bir sirküler var. 33 numaralı vergi usul kanunu sirküleri. Burada
elektronik ortamda alınan faturaların kağıt nüshalarının saklanmasının muhafaza ve ibraz ödevlerinin yerine getirilmesi açısından yeterli olmayacağı belirtilmiştir. Bu şu anlama gelir. Bir şekilde elektronik verilerinizi kaybettiniz. Ama önceden böyle bir riske karşı bunların kağıt versiyonlarının çıktısını almıştınız. Bu hiçbir şekilde kabul görmüyor. Çünkü o faturaların doğruluğunu kontrol etmek, mali mührünü kontrol etmek mümkün olamayacağı için kağıt ortamda bu kabul edilmiyor. Faturanın görüntülenmesi de yine e-fatura.gov.tr adresinde yer alan fatura görüntüleyiciliği sayesinde mümkündür. Bu program sitede indirildikten sonra fatura bu aktarılarak normal bir şekilde görüntüsü alınıp çıktısı alınabilir. Yani siz faturayı bir bilirkişiye ya da bir mahkemeye ibraz edeceğiniz zaman e-fatura.gov.tr'ye girip fatura görüntüleyicisi modülünden faturayı bilgisayarınıza indirip çıktısını alabiliyorsunuz portal üzerinden. Evet, biliyorsunuz 230. maddeye göre vergi usul kanunda fatura üzerinde mutlaka istariyenin sıra, seri numarası, tarihi vesairesi bulunmak durumunda. Burada da siz elektronik ortamda fatura düzenlediğinizde ayrıca öncesinde bir irsaliye varsa irsaliyeye ait bilgileri de e-faturaya yazmak durumundasınız. Dolayısıyla e-fatura kullanımı sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Ama yine mevzuatımızda yer alan irsaliyeli fatura uygulaması e-fatura sistemine kayıtlı uygulayıcılar açısından şu an bitmiş durumdadır. İrsaliyeli fatura kullanan firmalar elektronik ortamda fatura düzenleyecekler ve işin irsaliye boyutunu ayrıca sevk irsaliyesiyle yapacaklardır. Birden fazla irsaliyenin bir faturada gösterdiği durumlarda fatura satırı irsaliye ilişkisi için direkt kullanılabilecek bir UBL yani Uses Business Language dediğimiz Türkiye 2.0 versiyonu kullanıyor yanlış bilmiyorsam. Onu yapabileceğiniz bir alanda bulunmuyor. Yani birden fazla irsaliyenin bir faturaya bağlanmasında şu an için bir sıkıntı var. Açıklama kısmına yazılır tabii. Maktu ÖTV tutarının söz konusu olduğu hallerde, maktu ÖTV uygulaması da var biliyorsunuz, bunun söz konusu olduğu hallerde yüzdesi olarak herhangi bir giriş yapılmıyor ama tax amount kısmına maktu tutarı girebiliyorsunuz. GİV logosu zorunludur e-faturalarda fakat şirket logosu zorunlu değil. Faturalar elektronik ortamda da yine tıpkı müteselsiz seri ve sıra numarası nasıl oluyorsa, 230. maddeye göre elektronik ortamda da belli bir ID numarasıyla oluşturuluyor. Bu ID numarasına baktığınızda bu 16 haneli. İlk 3 hanesi harften oluşuyor. Geri kalan 13 hanesi ise birbirini takip eden numaralardan oluşuyor. Farklı lokasyonlarda farklı seri numaralarıyla fatura düzenlenmek isteniyorsa sistem buna izin veriyor. Sadece burada tek yapılması gereken ilk 3 harfi değiştirmek. Örneğin İstanbul'dan faturalar için İST ile başlayıp ondan sonra numaranın gelmesi. İzmir'den kestiğimiz faturalarla da İZM ondan sonra numaranın gelmesi şeklinde bir uygulamaya mükelleflerinizle gidebilirsiniz. Vergi tutarı olmayan faturalardaysa vergi tutarını boş yazamıyorsunuz. Mutlaka sıfır seçmek zorundasınız. Ama neden sıfırı seçtiğinizde yani muafiyet ya da istisnanın sebebini de belirtmek durumundasınız. Dövizli fatura uygulaması vergi usul kanunu 215. maddesine göre 2 aya göre mümkün. Fakat GİP portalında mümkün değil. Yani bunu ancak özel entegratör ya da kendi entegrasyonunuzla sağlayabilirsiniz. Ama GİP portalında euro, dolar, pound vesaire herhangi bir dövizli fatura düzenlemeniz yurt içi ya da yurt dışındaki müşteriye mümkün değil. Aynı faturanın üzerinde birden farklı vergi türleri olabilir. Hepimiz biliyoruz hem KDV hem ÖTV gibi. Bu durumda bunların ayrı ayrı sisteme girmesi, ayrı ayrı seçilmesi aynı faturada ve toplamlarının ayrı ayrı alınması gerekiyor. Ya da tek bir vergi türü olabilir ama birden farklı oranlar olabilir. Örneğin hem %1 hem %8 aynı faturada olabilir ya da hem %8 eğitim hem %18 danışmanlık aynı faturada olabilir. Böyle bir durumda yine bunları siz aynı faturaya ayrı ayrı girmeniz
her birinin toplamını ayrı almanız ve en altta da bir genel toplama yer vermeniz gerekiyor. Faturaya negatif bir tutar girmek mümkün değil. Fakat bir kereye mahsus GİP portalından bahsediyorum. İskonto girebiliyorsunuz. İkinci iskontoyu yapmak yine mümkün değil GİP portalında. Dolayısıyla burada örneğin ilaç sektöründe bu çok kullanılır. İşte biliyorsunuz mal fazları vesaire. Birden fazla indirim iskonto yapmak istediğiniz durumlarda GİP portalı ancak bir iskontoya müsaade ettiği için sizin toplam iskonto rakamını hesaplayıp onun yüzdesi her neyse esas rakama göre onu sisteme yazıp indirimi, iskontoyu bu şekilde yapmanız gerekiyor. E-faturanın ilave dokümanlar diye bir kısmı var. Bu kısma biz bugün normal fatura düzenlerken icabında faturanın ekine o müşteri olan hesap ilişkimizi, örneğin o faturayla ilgili olan malların dökümünü, bir eğitimse eğitime katılanların isimleri gibi fatura ile ilgili bazı detay bilgileri faturanın ekinde bir ataşlayarak ya da zımbalayarak nasıl gönderiyorsak elektronik faturada da bu ilave doküman kulakçığını kullanmak suretiyle mümkün. Bunu yapabiliyoruz. Bir fatura için birden fazla iade faturası düzenleyebiliyoruz. Şu an için kamu kurumları açısından e-faturaya geçmek noktasında bir zorunluluk bulunmuyor ama 2717 tane kamu kurumunun da şu anda kayıtlı hale geldiğini hatırlatmak istiyorum. Evet, devam edelim. Vergi incelemeleri nasıl değişecek? Şu anda bildiğiniz gibi zaten hepimizin mutlaka başına gelmiştir, geliyordur. Bir mükellef hakkında olumsuz rapor yazılıyor. Ondan sonra o mükelleften belli bir rakamın üzerinde mal alanlar veya BS formülü izleniyor. Hemen onların hakkında bir başka rapora dayalı raporlar yazılıyor. Hani bunun hukukiliğini tartışırız, o ayrı bir konu. Ama vergi incelemeleri tabii ki bu anlamda oldukça kolay olacak. Vergi incelemede biz vergi inceleme elemanlarına, örneğin vergi müfettişlerine kendi bilgi sistemlerimizi ve bilgi sistemleriyle ilgili her türlü şifre, kullanım vesaire ve ya da kendisini rahat denetleyebilmesi için gerektiğinde uzman personel sağlamak dahil her konuda yardımcı olmak durumundayız. Bildiğiniz gibi vergisi kanun mükerrer 242'ye göre GDS Başkanı Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi zaten bulunuyor. Ceza yaptırımı ne? Eğer ben bir faturayı e-fatura düzenlemek yerine kağıt ortamda düzenlersem bu fatura hiç düzenlenmemiş sayılıyor. Bu takdirde o kağıt ortamında düzenlediğim faturanın 190 TL'den az olmamak üzere %10'u kadar bir ceza ödüyorum. Fakat ödeyeceğim ceza burada biliyorsunuz bir yılda 94 bin TL yaşamıyor. 2013 yılı için 422 numaralı VUP genel tebliğine göre söylüyorum. Ama tabii burada asıl sıkıntı kağıt ortamında düzenlenen faturalarda e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken oradaki rakamın gider yazılmaması ve oradaki KDV'nin indirilememesi konusu. Evet, e-deftere geçtiğimizde e-defterle ilgili bir seri numaralı elektronik defter genel tebliği var. Burada anlatacaklarımızı oradan esas referans alarak anlatıyorum. Burada da e-defter vergi usulü kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya olarak hazırlanması, bastırılması, basılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynak doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesini sağlayan teknik düzenlemeleri bütün. Yani bugün kullandığımız defterin aynısının elektronik ortamda tutulması. Kimler e-defter kapsamına girecek ve ne zaman başlıyor bu uygulama? Gerçek kişi mükelleflerden elektronik imza kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen elektronik sertifikaya sahip olanlar, aynı şekilde az önce sohbetini yaptığımız e-fatura ile ilgili tebliğler çerçevesinde e-fatura mükellefi olup, kayıtlı kullanıcı olup mali mührünü temin etmiş olanlar, elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazına kullanılacak olan yazılımın da tabii ki Gelir Dersi Başkanı'ndan onay almış bir yazılım olması şarttır.
Burada yine iki şey yapılabilir. Biraz hızlanmak adına şöyle özetleyeyim. Ya kendiniz bir yazılım yazıp, yazılım üretip, bunu geri dersi başkanlığına onaylatmak yoluna gidebilirsiniz. Eğer bunu yapacaksanız 1 Eylül 2014'e kadar onaylatma zorunluluğunuz var, süre. Ya da hali hazırda piyasada hepimizin kullandığı, mükelleflerde kullanılan programlar var. Bu programlardan e-defter üretme, oluşturma izni almış olan mükelleflerin kendi çözümlerini de kullanabilirsiniz. 2014 yılında e-defter uygulamasına geçiliyor. Yani e-faturadan aslında hiçbir farkı yok. 1-1-2014 yılında e-defter uygulamasına geçiliyor. Peki genel olarak neden hep e-fatura konuşuluyor? Çünkü bunun nedeni şu, yani biz genelde bir son dakikaya geldiğinde konuya ilgi gösterdiğimiz için toplum olarak 2014 yılının içerisinde herhangi bir tarihte başvurulabiliyor. 2014 yılının içerisinde herhangi bir tarihte başvurmakla beraber 2014 yılında şirketlerin e-defter kullanmaları gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bazı detaylar anlatacağım. Önemli. Üstad şöyle bunu soruları sonra zaten hepsini alacağız. Onlar da bir kısmı var zaten slaytlarda. Şimdi başvuruyu nasıl yapacağız? Başvuruyu kaçırmadık. O yüzden e-faturada başvuruyu hızlı geçtik. Vakti iyi kullanıldı ama e-defter de önemli. Çünkü daha çoğunluğumuzun yapmadığını varsayıyoruz. E-defter Go.tr internet adresinde yer alan elektronik defter uygulaması başvuru formu ve talepnamesinin aslı doldurulacak. Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişinin temsili yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli örnek paylaşılacak. Tabii ki e-faturada kullanıyorsanız ve bu belge verildiyse buna ayrıca gerek yok. Herhangi bir değişiklik olmadıysa gerek yok. Elektronik defterin oluşturması sırasında bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılım kullanılıyorsa bu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler. Eğer uyumluluk onayı alınmıyorsa yazılımın uyumluluk onayı başlıklı bölümünde belirtilen bir ilgili bahsettiğim tebliğde oradaki belge ve bilgiler bunların verilmesi gerekiyor. E-defter onaylanıncaya kadar kağıt ortamında fatura tutma defter tutma zorunluluğumuz devam ediyor. Ve tabii ki örneğin biz direkt pratik örnekten gidelim. 2014'ün Nisan ayında e-defter kullanmaya başlıyorsak örneğin bir mükellefte o döneme denk geldi. O tarihe kadar biz kağıt ortamda defter tutmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla 2013 örnek veren çoğunluk için konuşalım. Aralık'ta biz yine kağıt ortamda defter onaylarımızı yaptırmak durumundayız. Eğer tam 1-1-2014'te e-deftere A mükellefinde geçmiyorsa. Bir defter hem kağıt ortamında hem elektronik ortamda tutulamaz. Eğer biz e-defterde tutmuş olduğumuz e-defterde veriler bozulduysa, silindiyse, bir şekilde zarar gördüyse bu gibi durumu 15 gün içerisinde başkanlığa bildireceğiz ve nasıl telafi edeceğimizle ilgili bir ayrıntılı plan rapor sunacağız. Aynı şekilde özellikle haciz işlemi yaşayan firmalar için geçerli. Bir şekilde bizim e-defteri tuttuğumuz bilgisayarlara el konulursa ne yapacağız? Böyle bir durumda da yine durumu 3 gün içerisinde geri dersi başkanlığına bildirmek durumundayız. Kağıt ortamında tutulan defterler için geçerli olan her türlü süre, işte örneğin bir muhasebe kaydının düzeltilmesi, vergi usulü kanunun 217. maddesi bunun için de geçerli. Ya da kayıt zamanı 219. madde bunun için de geçerli gibi her türlü süre vesaire e-defter için de geçerli. E-defter yeni bir defter türü değil, o anlamda söylüyorum. Hangi defterleri kapsıyor e-defter uygulaması? Şu an için sadece yevmiye defteri ve defteri kebiri kapsıyor. Dolayısıyla örneğin avukatlar, mali müşavirler, doktorlar gibi örneğin serbest meslek erbabı, serbest meslek kazanç defteri yine kağıt ortamda tutmaya devam edecek ya da karar defteri yine kağıt ortamda tutmaya devam edecek. Sadece defteri kebir ve yevmiye defteri bu kapsamda. Beraat kavramı var. Herhalde e-defterde en önemli olan 2-3 unsurdan bir tanesi bu. Tüzel kişiler elektronik defterlerini
Ya da şöyle söyleyeyim, elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beraatının alınması, açılış onayı, son ayın beraatının alınması da kapanış onayı yerine geçiyor. Yani artık noterlerden e-deftere geçtiğimizde noterden herhangi bir onay almaya gerek kalmayacak. Ücretsiz bir şekilde elektronik ortamda beraat alarak defterimizi onaylamış olacağız. Hesap döneminin ilk ayı için aldığımız beraat, defterin açılış beraatı, hesap döneminin son ayı için almış olduğumuz beraat da defterin kapanış beraatı olacak. Burada gerçek kişi mükellefler için Aralık ayını beyanname verme süresi olan takip eden 3 ay sonranın sonuna koymuşlar. Tüzel kişiler için de yine beraat işlemi, son ay için beraat işlemi hesap döneminin kapanmasını takip eden 4. ayın sonuna kurulmuş. İmzalı ya da mühürlü defterler için beraat dosyaları oluşturacağız ve bu dosyalar elektronik defter uygulaması aracılığıyla Gelir Dersi Başkanlığı'na yine dönemsel olarak sunulacak. Ve ibraz için istendiğinde yine bunları sunacağız. Herhangi bir tasdik masrafı da olmayacak. Aylık olarak bu kısım çok önemli. Biz defterlerimizi, elektronik ortamdaki defterlerimizi aylık olarak oluşturmak ve takip eden ayın sonuna kadar onaylayıp Gelir Dersi Başkanlığı'na göndermek durumundayız. Ve ona ilişkili bir beraat alacağız ve beraatı da aldığımız için artık onun az sonra detayına gireceğim bir numarası vesairesi olacağı için defterlerde geçmişe yönelik herhangi bir işlem yapmanız mümkün olmayacak. Yani örneğin Ekim ayına ait defteri ben Kasım ayının sonuna kadar mutlaka Gelir Dersi Başkanlığı elektronik ortamda paylaşmış olacağım. Ve bundan sonra Ekim ve bunu aylık olarak yapacağım. Toplu gönderim söz konusu değil. Yani Ağustos, Eylül, Ekim'i tek bir seferde göndermek mümkün değil. Önceki dönemlere ait işlemleri göndermek mümkün değil. Bu da demektir ki defter tutma konusunda biraz daha günü yakalamak zorunda kalacağız ya da geçmişe yönelik kayıt yapmak mümkün olmayacak. Ama şöyle bir şey aklına gelebilir. Ben bir muhasebesel hatayı başkanlığa gönderdikten sonra fark ettim. O zaman ne yapmak gerekir? Doğru, geçmişe gidip kaydı düzeltemezsiniz. Ama Vergi Kanunu 217. maddesine göre muhasebe kuralları çerçevesinde ama ters kayıt yaparak ama başka bir şey yaparak yeni dönemde tabii ki düzeltmeyi yapabiliyorsunuz. Yıl içerisinde ki herhalde 2014'te bu şekilde geçilecekse 2014'te hepimiz yıl içinde geçiyor olacağız. E-defter uygulamasına geçen mükellefler defter tutmaya başladıkları tarih itibariyle eski defterlerine noterden bu önemli kapanış onayı yaptıracaklardır. Ve genel hükümler çerçevesinde muhafaza edeceklerdir. Örneğin ben Mayıs ayı içerisinde 2014'ün eğer e-deftere geçiyorsam geçtiğim tarih itibariyle mevcut kullandığım kağıt defteri bastıracağım, noterden kapanış onayını yapacağım ve aynı şekilde yani 5 yıl önce vergi mevzuatı açısından muhafaza etmeye, gerektiğinde ibraz etmek üzere devam edeceğim. Şimdi burada bir zorluk var. Neden? Yani hepimiz meslek mensubuyuz. Neye dikkat etmemiz gerekiyor e-defterde en çok bence? Yıl içerisinde herhangi bir tarihte e-deftere geçtiniz. Kağıt defteri noteri onaylattınız, kapanışı yaptınız yetmiyor. Örneğin siz bu işlemi Ekim ayında yapıyorsanız Ekim ayına kadar kağıt ortamda yaptığınız her türlü kaydı elektronik ortamda e-deftere girmek zorundasınız. Tek tek. Dolayısıyla ha bu şimdi öngörü ne? E-faturanın ben şahsi fikrimi söylüyorum sadece. E-faturanın uzatılması pek mümkün gözükmüyor. Zaten gidişat oturmak üzere. Ama e-defterde minimum bir yıllık bir, yani 2014'te değil, bu zorunluluk 2015'te uygulanacak diye bir öyle beklenti ya da artık ağırlık kazanmış bir öngörü var. Ama normal şartlar altında kağıt defterden e-deftere geçerken kağıt deftere yapmış olduğumuz her türlü kaydı e-deftere geçirmek durumundayız. Evet, bunu konuştuk. Muhafaza ve ibraz açısından baktığınızda yine aynı şekilde e-faturada olduğu gibi elektronik, manyetik ya da optik ortamlarda defterlerimizi muhafaza edeceğiz ve
eksiksiz ve okunabilir bir şekilde ibraz etmeniz gerektiğinde ilgili yetkililere bunu ibraz edeceğiz. Defterleri ayrıca kağıt olarak saklamaya gerek yok. Yani garanti olsun diye bir de gidip kağıdını bastırmaya gerek yok. Çünkü onun hiçbir hükmü bulunmuyor. Üçüncü kişiler nezdinde defterleri saklamak, muhafaza etmek mümkün. Ama bu bizim sorumluluğumuzu ortadan kaldırmıyor. Ve yine defterlerin muhafazası tıpkı e-faturada olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türk kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılmak durumunda. E-faturada mali mühür ne kadar önemliyse, çünkü onunla login olacağız, onunla sisteme gireceğiz, onunla faturayı ona imzalayacağız, onaylayacağız. E-defterde de beraat o kadar önemli, beraatları da sıkıca korumamız, aynı şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Çünkü beraatlar sizin gelir dersi başkanlığına, yani çok özel söyleyeceğim, akılda kalacak şekilde, gelir dersi başkanlığına gönderdiğiniz e-defterin üzerinde bir değişiklik yapılmadığını ispat aracı. Dolayısıyla siz e-defteri saklayıp beraatı ibraz edemediğinizde ya da ibraz ettiğiniz beraatlarda gelir dersi başkanlığındaki örneğin numarayla uyumsuzluk tespit edildiğinde bu sizi o defterde oynama yaptığınız anlamına geleceğinden beraatları da aynı şekilde burada bu arada arkadaki slaytlarda iş akışı ile ilgili şeyler o yüzden geçiyorum. Onları incelersiniz internet sitesinde. Beraatlar da o açıdan oldukça önemli. Beraatlarda ne var? Defteri onayladığımız mali mührün değeri var. Vergi kimlik numaramız var. Defterin dönemi ve hangi defter olduğu bilgileri var. Dolayısıyla buradaki değer bilgisiyle gelir dersi başkanındaki değer bilgisi örneğin bir gün tutmadığında bir tutarsızlık olarak mükellefin başına doğal olarak iş açacaktır. Beraat işlemi, akıllara öyle bir soru gelebilir. Evet bir onay gibi gözüküyor ama burada verilen onay sizin defteri gönderdiğiniz, ilgili için gönderdiğiniz ve gelir dersi başkanı tarafından saklandığına dair bir onay. Yoksa bu içindeki o defterin içerisindeki muhasebe kayıtların onaylandığına dair herhangi bir hüküm ifade etmiyor. Evet, bunları da geçiyorum. Bunlara bakarsınız. Vergi incelemelerinde de defterin mührünün doğruluk olunmadığına ilk olarak teknik anlamda ve e-defter beraatında bulunan mükellef mührünün doğruluk olmadığına, yani gelir dersi başkanlığıyla mutabakatı, oradaki numarayla mutabakatı sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Dolayısıyla burada da e-defter açısından söyleyeceğimiz şey, aylık oluşturuyoruz, takip eden ayın sonuna kadar oluşturuyoruz. Geçmişe yönelik oynama, ilave, eksiltme, çıkartma, kayıt silme, kaydı değiştirme yapamıyoruz. Yaptığımız anda zaten ibraz edecek, kanuna uygun tutulmuş bir defterimiz olmuyor. Bunları atlamamak lazım. Son olarak şunu söyleyebilirim. E-defter uygulamasıyla elektronik ortamda zaten hedeflenen de o. Vergi incelemesi yapılabilecek, yani işte çeşitli uygulamalar var bu konuda bilgi teknolojilerinde. Bir vergi müfettişi oturduğu yerden bir şirketin sistemine bakıp bütün defterini inceleyebilecek. Ya da örneğin Kurumlar Vergisi Kanunu 13. maddesinde yer alan transfer fiyatlandırması incelemelerinde kullanılabilir. Ne demek bu? Bir Alman gelir dersi başkanındaki vergi müfettişi ile Türk gelir dersi başkanındaki vergi müfettişi transfer fiyatlandırması kapsamında hem Almanya'da hem Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin verilerini joint audit dediğimiz ortak denetim şeklinde elektronik ortamda yapabilecekler. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Ceyhan. Şimdi de sunumlarını yapmak üzere Hukuk Ürün Müdürü Sayın Cem Fişleri Türkiye'ye davet ediyorum. Sonra şey yapacağız. Sunumu yapsın, sorulardan sonra şey yapın. Sayın katılımcılar, herkese saygılarımı sunuyorum. İsmim Cenk İçer. Luka Mali Müşavir Paketi ve Luka Net Ürün Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Murat Bey'in anlattığı e-fatura ve e-defter uygulamaları Luka çözümleri hakkında bilgi vermek istiyorum size biraz. Şimdi geliyorum. Yine Murat Bey'in anlatımındaki gibi öncelikle e-faturadan bahsedeceğim. Daha sonra da e-defter uygulamasına geçeceğim.
Şimdi DUKA olarak e-fatura uygulamasını biz neler yapıyoruz? Hemen mevzuattan da kısa bir hatırlatma yaparak devam etmek istiyorum. 397 nolu tekliğe göre özel entegrasyon ve portal kullanımını öngördü Girli İdaresi. Özel entegrasyon biliyorsunuz bilgi işlem sistemlerinin kendi geliştiren firmaların uygulayabileceği bir sistem. Portal kullanımı ise herkese açık bir yöntem. Daha sonra 421 nolu tekliği çıktı. 421 nolu tekliğe de özel entegratör kavramını getirdiler. Bunlar üçüncü kişiler adına e-fatura işlemini yapan, e-faturayı gönderen ve saklayan kuruluşlar. Dolayısıyla biz DUKA olarak portala toplu fatura yükleme işlemini, daha sonra da anlaşacağımız özel entegratörlerle entegrasyon yöntemini bilimsiyoruz. Portal kullanımını kimler kullanabilir? Murat Bey'in de anlattığı gibi ayda fatura sayısı 5000'i geçen firmalar mutlaka portalı kullanamazlar. Onlar özel entegrasyon ya da özel entegratör kullanmak zorundadırlar. Yine aynı şekilde e-fatura ile ilgili yatırımları minimum seviyede tutmak isteyen firmalar da yine portal kullanımını tercih edebilirler. DUKA üzerinde bu uygulamayı nasıl gerçekleştiriyoruz dersek eğer, uygulama DUKA.net ve COSA'da oluşturulan normal faturaların yine bir masaüstü uygulaması olan DUKA e-fatura uygulamasına otomatik çekilmesiyle ya da manuel yüklenmesiyle oluşturuluyor. Bu uygulama aynı zamanda e-faturaları imzalayıp doğruluyor ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na sanki bir beyanname yükler gibi yüklüyorsunuz. Burada portalda aynı zamanda sizin manuel bir süreciniz var. Burada tek tek oluşturabiliyorsunuz ama fatura yükleme alanından da faturaları yükleyebiliyorsunuz. Ama yüklediğiniz bu faturaların mutlaka imzalanmış, mali mühürle imzalanmış bir şekilde yüklenmesi gerekiyor. Yine şunu da hatırlatmakta fayda var. Portal kullanımı ilelebet olacak bir şey diye görünmüyor Gelir İdaresi. Belki hani bunu kaldırmaz, bir iki sene sonra kaldırabilir ya da kaldırmasa bile diyebilir ki fatura işlem sayısı ayda 1000 tane olan firma artık portalı kullanamaz diyebilir. Bunu azaltabilir. Dolayısıyla sizin için en randımanlı çözüm özel entegrasyon çözümü gibi görünüyor. Zaten DUKA olarak da ilerideki hedefimiz, nihai hedefimiz özel entegratör olmak. Şimdi bunları kimler kullanabilir? Bir kere özel entegratörlere entegrasyon yöntemini herkes kullanabilir. Onun dışında da eğer fatura işlem sayınız şu an için 5000'i geçiyorsa özel entegratörlerde çalışmak zorundasınız. Uygulama nasıl çalışıyor? Yine aynı şekilde DUKA.net ve COSA üzerinde faturalarınızı kesiyorsunuz. Farklı bir işlem yapmıyorsunuz. Bizim anlaşma sağlayacağımız fiyat konusunu tabii ki en randımanlı bir şekilde, size ucuza gelecek şekilde, aynı şekilde sistem altyapısını araştıracağımız özel entegratörlerle anlaşma sağlayacağız. Sizlere bunları duyuracağız. Diyeceğiz ki siz isterseniz bunlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Sizin tercih ettiğiniz firmayla, özel entegratörle entegrasyonunuzu sağlayacağız. Ne yapacak? Faturalarınızı oluşturduktan sonra tek tuşla özel entegratörün sistemiyle bunları web servis aracıyla aktaracaksınız. Zaten özel entegratör de aynı şekilde bunları size web servis aracıyla faturalarınızı iletecek. Portalda da özel entegratör yönteminde de size gelen faturaları yine aynı şekilde DUKA.net ve COSA'ya aktarabilirsiniz. Yani sadece kestiğiniz faturalar sisteminizde olmayacak. Aynı zamanda size gelen faturalar otomatik sistem içerisinde faturalaşmış, giderleştirilmiş olacak. Peki sistem adımları neler? Yani neler yapmak gerekiyor bu konuda? Öncelikle DUKA.net ve COSA'da bir firmanın faturaya geçip geçmediğinin tanımlanması gerekiyor. Daha sonra da hangi yöntemi seçeceğinizin belirlenmesi gerekiyor. GİP portal mı yoksa bizim seçmiş olduğumuz, aynı banka entegrasyonlarında olduğu gibi size açıklayacağımız entegrasyon firmalarından bir tanesini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra siz artık bu firmalarla entegre çalışmaya başlıyorsunuz ya da normal portal kullanımı fatura yüklemede olduğu gibi lokaldeki uygulamayla entegre çalışmaya başlıyorsunuz. Şimdi Murat Bey de bahsetti. Şu an için e-faturayı kullanan 660 tane firma var. Bu yaklaşık 1 ay 2 ay önce 683 taneydi. Dolayısıyla bunlar azalıyor. Muhtemel ki özel entegrasyon yöntemini seçen firmalar buradan çıkıyor diye düşünüyorum. Ama 58 nolu vergi usul sirkülerinde dolaylı olarak ve direkt olarak firmalar açıklandı. Direkt açıklanan firmalar 2500 taneydi. Daha sonra dolaylı olarak açıklananlarla beraber toplam Maliye Bakanlığı açıklamalarına göre 22.000 tane firma e-faturaya geçecek durumda 2014 yılı içerisinde. Dolayısıyla bunların sürekli takip edilmesi gerekiyor. Biz de DUKA olarak size bunları sistemler otomatikman uyarılarını veriyoruz. Yani siz bir cari kart kaydederken sistem otomatikman bakıyor vergi numara ve TC kimlik numarına. Bu firma e-faturaya tabidir ya da değildir diye bir uyarı veriyor. Ya da daha sonra
geçmiş olabilir firma e-faturaya. Yine aynı şekilde sistem belli bir zaman aşımından sonra size yine bu firmanız e-faturaya geçmiştir, bunu e-faturaya göndermeniz gerekiyor diye uyarı veriyor. Yani bu takipleri de yine sizin için biz yapmış oluyoruz. Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasında açıklanan firmalarda vergi numarası, TC kimlik numarası yok. 660 tane firma için pek anlam ifade etmeyebilir ama 22 bin tane firma için önemli ölçüde bir takip gerektirir. Bu portalda vergi numarası, TC kimlik numarası var ama yine dediğim gibi sistem üzerinden bunları otomatik gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine e-faturada uluslararası kodla çalışır. Yani UBL dediğim sistemle çalışır ve uluslararası birim kodları seçilmesi gerekir. Yine sistemde bunlar sizin için otomatik tanımlanmaktadır. Yine Murat Bey bahsetti, vergi türleri. Yaklaşık 27-28 tane, 29 tane vergi türü var. Siz burada işlem yaptıkça, işte ÖTV ile ilgili işlem yaptıkça ya da işte KDV'nin tevkifatı ile ilgili işlem yaptıkça bunlar sistemde otomatik işaretlenip sizin bunları tekrar girmenize gerek kalmadan oluşturmaktadır. Daha sonra faturalarınızı kesiyorsunuz. Farklı hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Faturalarınızı kestikten sonra isterseniz uygulamaya manuel yükleyebiliyorsunuz, isterseniz uygulamadan otomatik olarak çekebiliyorsunuz. Şimdi uygulama normalde masaüstü uygulaması bu şekilde açılıyor. Fakat bu uygulamanın bir takım özellikleri var. Bir de ister Luka kullanın ister Luka kullanmayın ama burada dikkat etmeniz gereken birkaç tane önemli noktayı dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi imzalama işi çok önemli bir iş. Bunu Kamu Sertifikasyon Merkezi mali uyum değerlendirme raporu olarak bir değerlendirmeden tabi tutuyor. Bu ne demek oluyor? Siz uluslararası standartta bu uygulamanızın doğru imzalandığını ve doğrulama yaptığını ispat ediyor. Doğrulama yapmak ne demek? Sertifika sahibi gerçekten bu mudur değil midir diye sertifikayı aldığınız yere sorgulanması demektir. Dolayısıyla yarın bir gün herhangi bir sıkıntı çıkmaması için doğru uygulamanın kullanılması çok önemli. Uygulama masa üstünde çalışıyor. Öncelikle size Lucanet ya da Koza ile ilgili şifrelerinizi soruyor. Sisteme bakıyor. Gerçekten bu Luca kullanıcısıdır diyor. Doğru versiyonu kullanıyordur diyor. Ve sistem devam ediyor. Bundan sonra kart seçim alanı var. Biz bunları otomatik olarak sisteme yükledik. Bu ne demek oluyor? Siz normalde mali mühür ya da e-imzanızı takmış olmanız uygulamanın çalışabilir olduğunu gösteriyor. Yoksa diğer uygulamalarda her türlü kartla ilgili kütüphaneleri sizin yüklemeniz gerekiyor. Bunlar yine sisteme sizin için yüklenmiş durumda. Sistem açıldıktan sonra sertifika ile ilgili bir PIN numarası soruyor. PIN numarasını sorduktan sonra isterseniz oluşturduğunuz manuel dosyaları yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz sistemden çekiyorsunuz. Karşınıza faturalarınız geliyor. Burada istediklerinizi seçiyorsunuz ve imzala ve doğrula dediğiniz zaman ki internette ise eğer bilgisayarınız gidip kök dizine kadar yani ilgili firmaya kadar bu gerçekten doğru sertifika sahibi midir değil midir diye size de bir cevap dönüyor. Yine size gelen faturalarla ilgili de bir doğrulama test alanımız var. Biraz önce de bahsedildi. İşte portaldan faturaları indiriyorsunuz. İndirdiğiniz zaman gerçekten sertifika sahibi imzalamış, imzalamamış gibi yine buradan gelen faturalarla ilgili doğrulamaları da gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine bir takım kullanım ayarları veriyoruz. Yani masa üstünüzde, bilgisayarınızda bir arşivleme hizmeti yapabilmeniz için normal bir klasörde işte imzalanan klasörleri buraya at, HTML'leri buraya at gibi bir tanımlama yapıp sistemin otomatik yönlendirmesini sağlayabiliyorsunuz. Daha sonra imzalanan dokümanlar aynı bir beyanname sistemi gibi. Normal bir beyanname BDP'de açıyorsunuz, işte oluşturuyorsunuz, değişik harici programlarla oluşturuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sonra Gelirler İdaresi'ne giriyorsunuz beyanname sistemine. Dosyayı çekiyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Aynı uygulama bu şekilde. İmzalanan uygulamayı e-fatura portalından seçiyorsunuz yükleme araçlarından ve yüklüyorsunuz. Bu aynı zamanda toplu olarak da yüklenebiliyor. Ve burada bir onay mekanizması yok. Siz gönderir göndermez, yani çeker çekmez sistemi onaylandı durumuna geliyor. Yani o portaldaki birkaç işlem adımını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey işaretleyip bunları gönder demeniz. Bakın burada yüklenmiş birkaç tane dosyayı da resimde gösteriyoruz. Yüklendikten sonra yapmanız gereken tek şey burada göndermek. Şimdi Luca e-defter uygulamasına geçmek istiyorum. Ama burada birkaç tane hatırlatma yapmam lazım. Şimdi normalde e-defterle ilgili tanım nedir? Gelir dersini yaptı. Şekil hükümlerinden bağımsız diyor. YMİ defterinde olması gereken alanlar diyor. Ama şimdi e-deftere baktığınız zaman bir tanesi geçen yıl Aralık ayında çıkan ve şimdi e-defterde tanımlanan mesela bir tanesi belge türü ve ödeme yönteminde iki tane alan var.
Bunları da her satırda tanımlamanız lazım. Özellikle 100, 101, 102, 103 nolu hesap kodlarında bu bilgilere gerek var. E şimdi ne yapacaksınız? Ya bunu siz fişte yapacaksınız, her fişte. Ya da harici bir programla, yani LucaNet gibi, Koza gibi ürünleri kullanarak bunların otomatik gelmesini sağlayabilirsiniz. Onun dışında bir sürü avantajı var tabii ama yemin defterinin de LucaNet ve Koza'nın dolaylı olarak size böyle bir avantajı da var. Uygulama nasıl çalışıyor? Uygulamamız çok farklı bir şekilde işlem yapmanız gerektirmiyor. Defterlerinizi yine nasıl kağıt ortamında tutuyorsanız fişlerinizi işliyorsunuz. İşledikten sonra yine masa üstüne e-faturada olduğu gibi bir uygulama kuruyoruz. Aynı uygulama, benzer bir uygulama. Bu uygulama otomatikman hem YM defteri ve defteri kebirin elektronik defterdeki formatta çekip aynı zamanda beratlarını oluşturuyor. Yine beratlarını onaylıyor. Siz bunları gidiyorsunuz, gelirler idaresine yine beyanname yükler gibi yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra size bir berat çıktısı veriyor, kendi mali mühürlenmiş. Onu da alıp sistemde eğer elektronik defteri nerede saklıyorsanız oraya koyuyorsunuz. Yani normal yaptığınız şu anki işlemden herhangi farklı bir işlem yapmayacaksınız. Uygulamada işte Murat Bey'in de bahsettiği gibi eğer belli bir dönem ortasında geçiyorsanız elektronik defterlerinizi toplu olarak yükleyebiliyorsunuz. Ya da elektronik defter sayınızı belli bir sayıda, belli bir hacimde ise eğer geriler dersi bunu bölmenizi istiyor. Bunlar yine sistem tarafından otomatik bir şekilde bölünmektedir. 200 MB'a kadar olanları biz otomatik bölüyoruz ama siz de geriler dersi şunu da demiyor. Ya sen defterlerini 10 gün gönder, 15 gün gönderme gibi bir şey de demiyorsunuz. İsterseniz 10 gün aralıklarla da gönderebilirsiniz. Yine bunu sistem üzerinde tanımlayabiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde çalışıyor. Yine masaüstü uygulaması. Size kart tipinizi soruyor. PIN numarasını girdikten sonra sol alt köşede olduğu gibi sadece ayı seçiyorsunuz. E-defter uygulamasına tabi olan firmalarınıza ait e-defterler beratlarıyla beraber sisteme indiriliyor. Yine aynı şekilde e-faturada olduğu gibi imzalıyoruz ve doğrulama işlemini yapıyoruz. Akabinde gelirlere yüklüyorsunuz. Burada çok önemli bir şey daha dikkatinizi çekmek isterim. Sistemde e-defterde e-faturadan farklı olarak ama ileride e-faturada da olacak bu zaman damgası diye bir kavram var. Hatırlarsınız 2011 ya da 2010 kurumlar vergisi zamanı gelir idaresinde bir sıkıntı olmuştu. Bu saldırı vardı Türkiye'ye, bazı portallara girilememişti. Ya da diyelim ki gelir dairesinin sisteminde önemli ölçüde bir sıkıntı var. Son gün e-defteri göndereceksiniz. Normalde e-defterin içerisinde bir zaman bilgisi var. Şu tarihte oluşturuldu gibi. Fakat gelir dairesi diyor ki böyle bir durumda sen zaman damgası alabileceğin, zaman damgası yani zaman bilgisini alabileceğin kurumlardan bu bilgiyi al ve defterine yapıştır. Bu kurumlar TÜBİTAK'ta şu an için TÜBİTAK. Yine buraya sisteme bunları giriyorsunuz, kullanıcı adı ve parolalarınızı. Böyle bir sistemde sıkıntı olduğu zaman otomatik olarak uygulama sunuculara bağlanıyor. Oralardan zaman damgalarını alıyor ve defterinizi yapıştırıp gelir idaresine işte ne zaman isterseniz artık yükleyebiliyorsunuz. O artık zamanında yüklenmiştir anlamına geliyor defter için. Yine bir takım ayarlar veriyoruz size. İşte bunu imzala, bunu doğrula, çünkü internetiniz olmayabilir, her zaman için internete bağlı doğrulama yapmayabilirsiniz gibi bir takım ayarlamalarımız da var. Yine e-portalı sistem üzerinden açabiliyorsunuz. Yine teknik bir takım daha şeyler var ama sizi çok boğmak istemiyorum. Kısaca aslında biz bu süreci 2010 yılından itibaren takip ediyoruz. Önemli gördüğümüz sizin sıkıntı yaşayabileceğiniz her nokta ile ilgili bir çözüm yaratmaya çalıştık uygulama üzerinden. Dolayısıyla kullanıcılarımız, bize üye olacak insanlar mevzuatla dahil olmak üzere ilk uygulamada herhangi bir problem yaşamayacaklar. Bundan sonraki bütün mevzuatlarla ilgili de değişiklikler sistemlerine otomatik yansıyacaktır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Daha çok sorunuz olabileceğini düşünüyorum uygulama üzerinde. Onlara cevaplamak isterim. Teşekkürler. 15 dakika aradan sonra sorularınızla beraber yine birlikte olacağız.